Sekreterim, Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcım, Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürüm ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun değerli yöneticileri, sevgili odamızın kurul üyesi arkadaşlarım ve değerli meslektaşlarım, sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Seminerimize hoş geldiniz. Yine bir seminerde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, mutluluğunu paylaşıyoruz. Bugünkü seminerimiz son yasal düzenlemeler çerçevesinde çalışma hayatında meslek mensupları için iş hukuku ve sosyal güvenlik. Çok kıymetli konuşmacılarımız biraz sonra kıymetli bilgilerini bizimle paylaşacaklar. Seminerimize geçmeden önce açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Turmop Genel Sekreteri Yücel Akdemir'i davet ediyorum. Çok değerli Oda Başkanım, odamızın değerli yöneticileri, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun çok değerli temsilcileri, değerli meslektaşlarım, sizleri TÜRMOP Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Yeni bir yıla başladık. Eğitimlerimiz devam ediyor. Bu yıl ikincisi. Tabii gerek ülkemizle, gerek mesleğimizle ilgili sıkıntılarımız var. Sıkıntılarımız devam ediyor. Tabii gittiğim her yerde söylüyorum, ülkeyle ilgili şunu ifade etmek istiyorum. Bu ülkenin temel değerlerinden taviz vermeden mutlaka bu ülkede demokrasi ve barış sağlanmalı. Bu çerçevede ister polis olsun, ister asker olsun, ister vatandaşımız olsun, hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olmadığını düşünüyorum. Mutlaka barış sağlanmalı. Biz meslek camiası olarak savaşın değil, barışın muhasebesini yapmak istiyoruz. Terörle, savaşla hiç kimsenin bir şey kazanamayacağını ifade ediyorum. Dileğimiz bir an önce bu ülkede barışın sağlanması. Tabii ülkenin sorunlarını çözmeden mesleğin sorunlarını da çözmekte zorlanıyoruz. Halbuki biz değerli meslektaşlarım, dünyanın en saygın mesleğini yapıyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu meslek, adı ne olursa olsun, diğer tüm akademik mesleklerin önünde. Biz de 26 yıldır birlikte çabalıyoruz. Belki hak ettiğimiz noktada değiliz. Sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. İster adı haksız rekabet olsun, ister tahsilat sorunu olsun, ister angarya olsun, sorunları çözmenin yolu meslek saygınlığından geçiyor. Eğer mesleğin saygınlığını, meslektaş saygınlığını yaratamazsak, ne kadar çalışırsak çalışalım, bu sorunları çözmemiz lazım. Bu çerçevede de meslek mücadelesinde aramızda sorunlar ne olursa olsun, hiçbir meslektaşımızın meslek saygınlığının dışına çıkmaması, meslek mücadelesi adına popülist politikalara yönlenmemesi gerekiyor. Yeni yıl, kısa bilgi vermek istiyorum. Asgari ücret tarifemiz var. Haklı olarak soruyorsunuz. Dava Daireleri Birleştirme Genel Kurulu'nun bir kararı var. Bu karardan dolayı asgari ücret tarifesinde tarifeye ilave edildi. Artık tarifelerimiz KDV dahil brüt tarife. Sözleşmelerimizin düzenlenmesi gerekiyor. Ben birçok yerde cesaretle söylüyorum. Sözleşmeler bizim güvencemiz. Sözleşmeler bizim için önemli. Belki bir KDV beyannamesi vermemenin, bir muhtasarı unutmanın telafisi var değerli meslektaşlarım. Ama müteselsiz sorumluluklarımız var, usul incelemeleri var, sözleşme düzenlememenin telafisi yok değerli meslektaşlarım.
damga vergisini, diğer konuları bir kenara bırakıp, yok sözleşme 3 yıllık mı olur, 5 yıllık mı olur, bunları bir kenara bırakıp, sözleşmelerimizi her yıl düzenlemek gerektiğine inanan bir arkadaşınızım. Bu bizim için çok önemli. Bunu da birçok yerde cesaretle söylemeye çalışıyorum. Diğer bir konu bağımsız denetçilik. Çok yazıldı, çok çizildi, çok konuşuldu. Ama bir şeyin altını tekrar çizmek istiyorum. Bağımsız denetçilik, denetçilik bir meslek değildir değerli arkadaşlarım. Denetçilik diğer uzmanlık alanları gibi sadece ve sadece bir uzmanlık alanıdır. Denetçilik bizim meslek yasamızın içinde vardır. Özellikle denetçilik konusunda genç arkadaşlarımızın önüne bir takım engellerin konup yok 15 yıl yok 20 yıl tartışmalarına girip genç arkadaşlarımızın denetçilik hakkına engelleme getirilmesini doğru bulmuyorum. Bu konuda başta İstanbul Odamız olmak üzere verdiğimiz mücadele sonuna kadar devam edecek. Bunu da bir kez daha belirtmek istiyorum. Bugün sosyal güvenlik seminerimiz var. Kurumun değerli temsilcileri burada. Özellikle kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu, kapısı bize her zaman açık. İster Ankara'da olsun, ister İstanbul'da olsun. Sorunlarımızı konuşabildiğimiz, önerileri iletebildiğimiz, tamamını çözemesek bile birlikte çözüm yolları aradığımız bir kurum. Sizler adına kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni bir uygulama başladı. Bu uygulama konusunda da hoşgörülerine sığınarak tüm Türkiye'deki meslek mensupları adına birkaç dileğimi ifade etmek istiyorum. Yeni düzenlemeler konusunda, özellikle asgari ücret konusunda düzenlemeler mümkün olduğu kadar çok karmaşık olmamalı. Uygulama başladıktan sonra tebliğler arkasından gelmemeli, hayat devam ediyor. Ocak ayında işe girenler var, işten çıkanlar var. Hangi ücreti nasıl yansıtacağız? Onun dışında yine bir dileğim, sistem şu anda asgari ücretle ilgilenen, kapsayan tüm kesimlere açık. Özellikle istisnalar konusunda kırmızılarla yeşillerin ayrıştırılması gerekiyor. Diğer bir sosyal güvenlik kurumu ile ilgili çalışmamız, bağımlı çalışan arkadaşlarımız aramızda var. Bu konuda düzenleme taslak hazır. Bir an önce yayınlanmasını bekliyoruz. Biz de TÜRMOB olarak bağımlı çalışan arkadaşlarımıza mevcut asgari ücretin dışında onlara uygun bir asgari ücretin belirlenmesi konusunda bir protokol anlaşması imzaladık. Kendilerine teşekkür ediyorum, kurum yetkililerine. Bir an önce bu uygulamanın hayata geçmesini bekliyoruz. Dileğimiz bir an önce hayata geçmesi. Bir eğitim toplantısı. Ben yine her zamanki gibi İstanbul Odası'na teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'deki meslek mensupları adına teşekkür ediyorum. Üretimleri sadece İstanbullu meslek mensupları için değil, bu hafta bile en az 9-10 eğitmenleri Anadolu'ya gidiyorlar. Anadolu bizim değerli arkadaşlar. Hepimiz Anadolu'nun bir köşesinden gelmişiz. Bir mozaiği yansıtıyoruz. İstanbul Odası Anadolu'yu unutmuyor, bizler adına unutmuyor. Ben hepimiz adına özellikle eğitime verdikleri katkılardan, üretimden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yılda, bu yılda tekrar hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyor. Eğitim seminerinin verimli geçmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. TÜRMOB Genel Sekreterimiz Sayın Yücel Akdemir'e teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkan'ı davet ediyorum. Buyurun Başkanım. Sayın Başkan Yardımcım, Sayın İl Müdürüm, Sayın Şube Müdürüm,
Sayın İl Müdür Yardımcım, odamızın çok değerli kurul üyeleri, değerli temsilciler, saygıdeğer meslektaşlarım, bir seminerde daha birlikte olmaktan duyduğumuz mutluluğu belirtiyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabii her seminerin açış konuşmasında her zaman olduğu gibi mesleki gelişmeler gündemde neler var? Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi buna geçmeden önce çok mutlu olduğumuz geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptık. Bu görüşmeyi müsaadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada 1990'ın ilk yıllarında olan arkadaşlarım var. Daha sonra ailemize katılan genç meslektaşlarımız var. Belki zaman zaman mesleki yolumuzdan dolayı İstanbul Mali Müşavir Odası'nın hangi konumda olduğunu göremeyebiliriz. Ama geçtiğimiz günlerdeki Avrupa'daki önemli bir mesleki teşekkül olan EFA'nın başkan ve sözcüsüyle yaptığı görüşmeyi çok fazla vaktinizi almadan başlıklarla müsaadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu toplantıya yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla katıldık. Odayı tanıtın dediler. Ya siz İstanbul Manş Odası ne zaman kuruldunuz, neler yaptınız, neler ettiniz? Şöyle özet olarak anlattık sevgili arkadaşlar. Günde 50 bin kişinin ziyaret ettiği bir web sitesi olduğunu, meslek mensuplarımızın süreli yayınlardan nasıl kurtulduğunu, Mali Çözüm, İSMO Yaşam, Bizden Haberler ve mesleki kitapların ücretsiz olarak üyelerimizle paylaşıldığını, enflasyon düzeltmesi programının 50 bin kişiye ücretsiz olarak dağıtıldığını, İSMO Akademi'de 30'a yakın konuda uzmanlık ve farkındalık eğitimleri yapıldığını, İstanbul'un 13 noktasında eğitim birimleri olduğunu, hizmet kalite belgemizin olduğunu, 3000 kişiye ücretsiz hizmet veren entelektüel sermaye programına sahip olduğumuzu, mesleğin geleceğinin tartışıldığı ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen muhasebe denetimi sempozyumları yaptığımızı, 25 yılda 600 binden fazla kişiye ücretsiz eğitim verdiğimizi anlattık. Bizi hayretle dinlediler. Biz de onlara bir soru sorduk. Ya hakikaten böyle bir oda Avrupa'da var mı diye sorduk. Yönetim kurulları yanımda sevgili arkadaşlar. CEO'nun ve birlik başkanının verdiği cevap Avrupa'da biz böyle bir odanın olmadığını gördükler sevgili arkadaşlar. Bu başarı bizim başarımız değil. Bu başarı 1990'da yola çıkan arkadaşlarımla bugün olduğu gibi her zaman yanımızda olan ve destek veren, bizim de birlikte yol yürüyen tüm arkadaşlarıma yürek dolusu teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Tabii eğitim bizim her şeyimiz sevgili arkadaşlar. Geçen ayda ifade ettik. Birkaç yaygın eğitimler tamamlandı. E-fatura, usul denetimleri, şimdi bilanço analizleri üzerine çalışmalarımız bir noktaya geldi. Çok acil bir konu olmadığı için açıkçası acele de etmiyoruz. Size verdiğimiz söz doğrultusunda mutlaka usul denetimi olduğu gibi bir seminer notunu da sizlerle paylaşacağız. Çalışmalar tamamlandı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde itibaren bilanço teknikleri ve mali tablo analizi üzerine eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi burada çok değerli dostlarımız var. Ben dostlarımız diyorum. Sayın Kuruca, Sayın Göktaş. Şu anlamda her zaman bize kapısını açan, Sayın Genel Sekreter ifade ettiği gibi, bir derdimiz, sorunumuz olduğu zaman sıkıntıyı birlikte aşan bir anlayışları söz konusu. Tabii üzüldüğüm bir boyut var sevgili arkadaşlar. İstanbul Odası'nı birileri kamuyla kavgalı göstermek istiyor.
Şimdi bu kimin işine yarar? Sayın bürokratlar buradalar. Şimdi bakın, kavgayla mücadeleyi ayırt etmemiz gerekiyor. Bir kere bizim genlerimizde insan var, barış var sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla bir bürokrasiyle kavga etmenin, bu işin başında olan bir yöneticinin çok iyi bildiğini ve asla kavga yolu değil, uzlaşma, diyalog ama mücadele hakkını asla bırakılmamız gerektiği olduğunu inanmışız bugüne kadar. Bu boyutta bakın, son zamanlarda yapılan görüşmelerden kısa kısa bilgi vereceğim. Yine burada bir ay önce hatırlıyorsunuz veya Aralık sonunda vergi dairesi başkanı katıldı. Öyle mi arkadaşlar? Ondan önceki hafta yine Ankara'dan SGK daire başkanlarının katıldığı bir toplantı gerçekleşti. Bundan 15 gün önce Ticaret Bakanı'nı ziyaret ettik. TÜRMOP ve Oda Başkanları olarak. Sayın Bakan'la çok önemli görüşmeler yapıldı. Özellikle şunun altını çizeyim. Biliyorsunuz şu an anonim şirketlerde denetçilik kısmı boş arkadaşlar. Murakabet kaldırıldı. Şu anda tüm AŞ'ler başıboş, denetimsiz bir boyutta. Bu konuda bir yönetmelik çalışması vardı biliyorsunuz. Engellendi. Ama Sayın Bakan bunun mutlaka yayınlanması gerektiği konusunda net bir düşüncesi ve yaklaşımı var. Yine geçen hafta Perşembe günü Sayın Maliye Bakanımızı ziyaret ettik. Bir gün öncesinde de sosyal medyaya sevgili arkadaşlar kamuoyunun dikkatine diye bir yazı yazdım. Yarın bakanla görüşeceğiz. Bir sesle sen ver kampanyasını imza atan 23.500 imzayı temsil edeceğiz. Ve de özellikle bu ülkede bir enflasyon olan bu ülkede mali müşavir ücretinin niye zam yapılmadığını ve de gece saat 7.30-8'de veya 23 bilmem ne de beyannamenin bir daha uzatılmamasını dile getireceğimizi ifade ettik sevgili arkadaşlar. Söyleyeyim, bunda bir yanlışlık var mı? Yani size en son beyanname uzatmasında biz oda olarak SMS geçmedik sevgili arkadaşlar. Hakaret ya. Yani 8'e 10 kala beyannameyi uzatıyoruz demek arkadaşlar, bu meslek örgütüne bir haksızlık değil mi sizce? Bir gün önce açıkla bunu. Bir gün önce açıkla. Kaldı ki bir sesle sen ver kampanyasındaki taleplerimizden bir tanesi bu beyan süreleri makul boyutta gitmiyor. Oturun bunu düzeltin dedik. Yanlış mı arkadaşlar? Enteresan nokta şu. Akşam sosyal medya birbirine girdi. Vay o grup, bu grup bilmem ne. Ya arkadaşlar ne oluyorsunuz dedim ya. Biz 26 yıldır bu odada şunu yapıyoruz. Hepiniz de bunu biliyorsunuz. Ve bundan sonra bu iş böyle devam edecektir. Türkiye gibi olmayacaktır. Bu kapıdan içine giren herkes bu odanın üyesidir. Onun siyasi görüşü, onun etnik durumu, onun farklı dinsel boyutu bu kapının dışındadır sevgili arkadaşlar. Bu aile bizim. Dolayısıyla ya diyorum ki bu kampanyadaki sorunlar, imza atmayanlar artık lafım yok. Senin sorunun değil mi? Bir grubun sorunu mu? Yapılan eksikler, olumsuzluklardan bir grup mu nasibini alıyor sevgili arkadaşlarım? Bir kendinize gelin dedik ya. Oturduk Sayın Bakan'a da bunu takdim ettik. Umut ediyorum güzel de bir görüşme oldu. Şöyle söyleyeyim, burada bürokrat dostlarımız olduğu için söylüyorum. Geçen vergi dairesi başkanı olduğu yerde de söyledim. Muhasebe camiasına bir adım atıldığı takdirde sevgili arkadaşlarım, yani kamu, bürokrasi bir adım attığı zaman sorunların çözümünde, ben inanıyorum ki bu camiye 10 adım atacaktır sevgili arkadaşlar. İstediklerimiz at deve değil ya. İstediğimiz günlük yaşamda yaşadığımız bazı temel sorunlarımız var. Daha insancı yaşamak istiyoruz. Evimize daha rahat gitmek istiyoruz. Bunlar bizim hakkımız değil mi sevgili arkadaşlar? Neyse, sonuçta güzel bir görüşme oldu. Yakında Çalışma Bakanımızla bir görüşmemiz var. Umut ediyorum buradan da önemli mesleğimiz adına önemli adımlar atılacaktır diye düşünüyorum. Tabii sözü fazla uzatmak istemiyorum. SGK'ya geleceğim müsaadenizle. Haksız rekabetle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bu kürsüde onlarca defa anlattım değerli arkadaşlarım. Haksız rekabet yönetmeliğinin
Haksız rekabet meslek kararının amacı, haklı rekabet eden meslek mensubunu mağdur etmek değildir. Bizim amacımız, bir kez de altını çiziyorum, devlete ödenecek olan damga vergisinin ödenip ödenmemesi değildir. Ne TÜRMOB'un ne odalarımızın böyle bir görevi vardır sevgili arkadaşlar. Yine verdiğimiz bir ses de sen ver kampanyasında olduğu gibi, ya kaldırın şu damga vergisini, şu camiye bir rahatlasın arkadaşlar ya. Ya bir damga vergisinden sözleşme düzenlememekten dolayı aslında mağdur olan müşteri değil bizleriz sevgili arkadaşlar. Yarın gün başımıza bir şey geldiği zaman Yücel'in akdim ifade ettiği gibi o bizim sigortamız sevgili arkadaşlar. Neyse, şimdi ben şunu anlatmak istiyorum. Bizim amacımız şu sevgili arkadaşlarım. Senin ekmeğine göz dikenlerle mücadele etmek istiyoruz. Sen almış olduğun ücretin altında ücret verip müşteri kapanlar haksız rekabetin konusudur sevgili arkadaşlarım. İki, her sene benim birikmiş alacağımı müşteri ödemiyor. Başka bir meslek mensubuna gidiyor. Bu sefer o meslek mensubunu mağdur ediyor. İşte bunlarla mücadele etmek sevgili arkadaşlarım amacım. Başka bir amacımız yok. Yok sözleşmemiş, yok bilmem neymiş, yok damga vergisiymiş sevgili arkadaşlar. Buna hepimizin destek vermesi lazım. Ve bu alanla ilgili son vereceğim mesaj şu. Yine Sayın Akdemir ifade etti bağımsız denetimle ilgili. Ben ilke edindim. Bağımsız denetim sürecine başvurmayan bir arkadaşınızım. Gençlerin hakkı alıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimi her yerde ifade ettim. Ve onlarla ilgili önümüzdeki günlerde önemli açıklamalarımız olacak. Bugün bu konuya girmek istemiyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli konuklar. Burada biraz da bugünkü gündemle ilgili bazı görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz. Yeni bir hükümet oluştu. Hayatımızda şunu görüyoruz. Devlet her geçen gün sevgili arkadaşlar e-devlete doğru gidiyor. Doğru mu? Her geçen gün. Maliye böyle, SGK böyle, Ticaret Bakanlığı böyle. Yani anlamı şu, belki bugün işte adımlar atıldı, yarın %2'ler, 5'tir olan denetimler hem SGK açısından hem maliye açısından %98'lere, belki de %99'lara varacak. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Lafımı kimse farklı algılamasın. Bizi şu an ekran başında da arkadaşlarımız izlediklerini biliyorum. Siz bugüne kadar sistemi başıboş bırakmışsınız. Siz bugüne kadar denetimleri %2'lere, %3'lerde bırakmışsınız. Siz bugüne kadar sorunlarla ilgili yasal reformlar tam olarak yapılmamış. Örnek, şu anda gündemde iki tane kanun var biliyorsunuz tasarı. Gelir vergisi kanunu var, vergisi kanunu var. Öyle mi sevgili arkadaşlar? Ve sonra diyorsunuz ki ben yarın sabah kalktıktan sonra sizi elektronik ortamda hiç gözünüz yaşında bakmadan denetleyeceğim diyorsunuz. Bu olmaz. Kusura bakmayın. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir tarihte bu ülkede %100 enflasyon olduğu dönemde o günkü işveren tüm kazancını beyan etmiş olsaydı o iş yeri 3 yıl içerisinde iflas etmesine benziyor sevgili arkadaşlar. Burada da önerimiz şu, siyasi iradeye. Önerimiz şu, gelin bir beyaz bir sayfa açalım. Yani vatandaşa, yurttaşa diyelim ki bakın bundan sonra bu işler böyle yürüyecek. Burada aksiyon işte yasal düzenlemeleri yaptık. Ama gelin buraya geçerken geçmişi bir sıfırlayalım sevgili arkadaşlar. Aflar çıktı, aflara sonuna kadar karşıyım. Bu söylediğim konular lütfen farklı algılanmasın ama sizler her bir piyasanın içerisinde bu işi yapan insanlarsınız. Öyle mi dostlarım? Af yapıldı, stoklar ayarlandı, düzeltiyorum güncellendi, kasalar güncellendi. Kaç yıl oldu arkadaşlar? Kaç yıl oldu? Bir 5-6 yıl oldu değil mi en az benim bildiğim? 5 yıl mı oldu? 5 yıl. Peki bugünkü gelinen nokta nedir arkadaşlar? Kasalar Allah'ına kadar açık. Stoklar yine aynı şekilde. Bas incelemeyi ne olacak arkadaşlar? Bunun mağduriyeti kim olacak? Bu camiye katlanacak sevgili arkadaşlar. Usul denetimin parçası. O yüzden gelin diyoruz ki beyaz bir sayfa açın. Geçmişi hep birlikte sıfırlayalım. Ve bundan sonra anayasal bir madde koyalım. Asla bu ülkede aflar olmayacağının güvencesini verelim. Ve kimse de mağdur olmasın sevgili arkadaşlar. Ben sözü uzattım biliyorum. Çok değerli konuklar da var. Öneriler kısmına girmeyeceğim Sayın Kuruca. Ben bunu size yazılı olarak
toplu hem çalışma hayatı ile ilgili hem sosyal güvenlikle ilgili sıkıntılarımızı, dertlerimizi beyaz sayfaya giderken önerimizi sunacağım. Ama bir teşekkürümle sözümü bitirmek istiyorum. Hakikaten tabii en çok sıkıntı yaşadığımız bakanlık sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Maliye Bakanlığı. Yani bir eleştiri olarak söylemiyorum. Bir meslek mensubu olarak söylüyorum. SGK ile ilgili sıkıntılarımız var ama bunlar daha az. Özellikle idarenin her türlü sorunda bize kapısının açık olması son derece önemli. Yaşadığım bir anıyla konuşmamı bitireceğim müsaadenizle. Hatırlarsınız e-bildirge çıktığı süreçte o zaman 10 işçinin altında 10 işçinin üstünde olanlar e-bildirgeyi gönderme zorunluluğu vardı. O günkü süreçte kaç yıl oluyor bilmiyorum. Bir 10 yıldan fazla değil mi Üstad? Efendim? 2004 Mayıs. Yani 12 yıl önce. Öyle mi Üstad? 12 yıl önce. O zaman EDS'ler filan, altyapılar filan hazır değil. TÜRMOP Genel Başkanı, 3 Oda Başkanı ve o zamanki Çalışma Bakanı Murat Başesikoğlu'nu ziyarete gittik. Bakan bizi dinledi ama bir gün önceden basına bombardımanı etmişiz. Dersimiz hazırlanmışız, bu altyapının hazır olmadığına dair. Bürokratları soruyor, ya bak diyor örgüt bir uzatma talebi var. Genel müdür o zaman, ismini vermeyeceğim. Hayır diyor Sayın Bakanım, uzarsa diyor bu iş laşkılaşır, bozulur, sakın uzatmayalım diye direniyor. Bizi dinliyor, bir örnek verdim. Dedim ki bak Sayın Bakanım dedim, ben meslek mensubuyum. Benim Beşiktaş'ta ofisim var. Pendik'teki sigortayı niye gideyim dedim. Bu camia dedim, yenine açık olan bir camiadır dedim. Siz dedim 3 ay bizim erteni tanı yerine getirin. Göreceksiniz bu camia tüm bildirimleri elektronik ortamda gönderecek dedim. Bürokrata döndü, Sayın Bakanım bari hiç olmaz 2 ayda anlaşalım dedi. Bize döndü, 3 aydan asla taviz vermiyoruz dedik. 3 ay bakan uzattı, bugün tüm bildirimler elektronik ortamda gönderiliyor. Bu camianın ne kadar yenine açık olduğunu gösteren bir adım. İkinci adımda sizin kapınız açık olduğu sürece başarmış hiçbir konu yok. Bugüne kadar verdiğiniz tüm destekleri, katkıları tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Seminerin başarılı geçmesi dileğiyle sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Doktor Mustafa Kurucu'yu açılış konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun Kurucu. İstanbul Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın çok saygıdeğer başkan ve değerli yöneticileri, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, ben de sözlerime başlarken şahsım ve kurumum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanımıza, TÜRMOB'un değerli yöneticisine de özellikle teşekkür ediyorum. Buradan bizler için, söyledikleri için. Şunu söyleyebilirim, çok uzun bir süreden sonra tekrar İstanbul'daki meslek mensuplarının karşısına çıktım. Doğrusu ben sizleri özledim. Hatta son günlerde, son aylarda düşünüyordum. Yahya Başkan, İstanbul'daki meslek mensubu arkadaşlar beni unuttular, Ankara'ya gittik. Acaba ben mi onları unuttum, onlar mı ben, ama ben sizleri unutmadım. Gerçekten benim hem müfettişlik dönemimde, hem SSK müdürlüğü döneminde, hem de SGK İl Müdürlüğü dönemindeki çalışma hayatında hemen hemen her gün bir meslek mensubuyla istisnasız mutlaka bir konuyu görüştük, mutlaka bir konuyu tartıştık, değerlendirdik, çözüm bulduk, bulamadık ama mutlaka en az bir meslek mensubuyla beraber olduk. Ondan sonra yine malumlarınız sizlerle çok değişik vesilelerle ilçeler düzeyinde, daha alt ölçekte, daha büyük il düzeyinde bu kürsülerden gerek konuşmacı olarak, gerek bu şekilde açılış konuşması olarak eğitim çalışmaları da dahil birçok etkinliklerimiz oldu.
yaklaşık tam senesini bilmiyorum ama 5-6 yıl gibi bir sürede TESMER'de eğitim verdiğim için Türkiye'nin değişik yerlerinde, özellikle de İstanbul'da çok değişik zamanlarda öğrenci olarak karşıma çıkan da çok kıymetli arkadaşlarım oluyor. Şaşırıyorum, mutlu oluyorum. Mesela bir Avrasya Maratonu'nda kızımla beraber yürürken, o gün de biraz tesadüf oldu herhalde başkanım. 5-6 değişik grup, hocam bizim TESMER'den öğrencimizmiş. Benimle şey yapınca, ya baba dedi, sen ne kadar çok tanıyorlar İstanbul'da dedi. Kızım, bunlar benim öğrencilerim, biz onlarla beraber eğitim çalışmalar yaptığımız için ondan dolayı tanıyorlar dedim. Başka bir marifetimiz yok. Şunu kabul etmek lazım. Çağımız iletişim çağı ve aslında yönetim de ilişki yönetimidir. İletişiminiz ne kadar güçlü olursa sorunları da çözmek o kadar kolaydır. İletişim kapıları kapandığı noktadan itibaren sorunların da aslında kapatıyorsunuz. Çözüm yollarını kapatmış oluyorsunuz. İnsan sosyal bir varlık, konuşarak, tartışarak, anlaşarak, taviz vererek, taviz alarak hayatımızı idame ettiriyoruz ve bu diğer alanlarda da böyle. Meslek mensupları için de aynı şey geçerli. Her zaman bürokratın dediği, her zaman meslek mensubunun dediği olacak diye bir şey yok ama karşılıklı anlaşarak, taviz vererek ve taviz alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Doğrusu hayat bana İstanbul ilinde 8 yıl, yani teftişteki bir 3 yılda yöneticilik görevim var ama özellikle sizlere daha yakından çalışma fırsatı ve şansını verdi. Bundan dolayı çok mutluyum. Özellikle çok zor koşullarda Sosyal Güvenlik Kurumu, yani SGK kurulduğunda 3 kurumun birleşmesini yaparken gerçekten şimdiki il müdürümüz ile beraberdik. Diğer çalışma arkadaşlarımın bir kısmı burada. Çok özverili çalışmalar oldu. Çok zorluklarla karşılaştık. Ben sizlerin gıyabını da söylüyorum. Eğer meslek mensupları, odamız, diğer arkadaşlarımız bizlere destek vermemiş olsaydı o süreci kolay kolay atlatmamız mümkün olmayabilirdi. Bundan dolayı da hepinize müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim. Tabii Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sosyal güvenlik reformu olarak adlandırıldıktan sonra kuruluşundan itibaren üzerinden geçen yasamız 2006 yılında SGK yasası, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kurulması, fakat uygulama yasasının 5510 sayılı yasanın, sosyal sigortaları ve genel sağlık sigortası yasasının uygulanması 2008 yılı 1 Ekim tarihinde başladı. O tarihten bugüne kadar hemen hemen 8 yılını tamamlamış olduk. 9. yılın içerisindeyiz. Tabii bu süreç içerisinde, doğrusu şu anda ben de kaçırdım sayısını, 5510 sayılı yasada çok fazla değişiklik oldu. Neredeyse değişmeyen bir maddesi yok. Marmara Üniversitesi'nden Ali Rıza Okur hocamız bir istatistik yapmıştı. 3 yıl önce falan bana gönderdi. 26 kanun değişikliği demişti o zaman. Ondan sonra birçok değişiklik daha oldu. 300 küsür madde değişik tarihlerdeki bu yasalarla beraber değişikliğin olduğunu hocamız istatistik tutmuştu. O istatistiğini tutmaya devam ediyor muhtemelen. Allah sağlık ve uzun ömür versin. Tabii neden bu kadar değişiklik oluyor? Biliyoruz ki bu özellikle siz meslek mensuplarını birinci derece ilgilendiriyor ve işinizi zorlaştırıyor. Aynı şekilde bizim için de geçerli. Biz de bunda çok zorlanıyoruz. Fakat ülkemizin, yine hepimizin malumu, çok değişik bir yapısı ve durumu var. Biz halen mobilize bir toplumuz. Kırdan kente doğru hızlı bir göç akışı var. Çok geriye gitmeyelim. Son 10 yıl içerisinde kırdan kente gelen nüfus 7-8 milyon. Bunların eğitim, sağlık, sosyal güvenliği, çalışması, iş bulması, kentin sosyal hayatına uyum sağlaması çok kolay bir şey değil. Toplumdaki bu yapıdaki mobilize olması, göç hareketlerinin halen devam ediyor olması, sadece sosyal güvenlik mevzuatında değil, vergi mevzuatında veya sosyal hayatımızın diğer alanlarında, her türlü mevzuatta hızlı değişimler ve değişiklikler yapmayı aslında kaçınılmaz da hale getiriyor. Bu zorluklarla bir süre daha ben ülke olarak en az bir 15 yıl daha baş edeceğimizi veya mücadele etmek zorunda kalacağımızı tahmin ediyorum. Yavaş yavaş taşlar yerine oturma başladığında, gerek nüfus artışındaki
yavaşlama, gerekse göç hareketindeki yavaşlama bu süreci daha stabil ve sizlerin, kurumların, hepimizin önümüzle ilgili, gelecekle ilgili bir yıllık, beş yıllık, on yıllık, 15 yıllık planlar yaparak hareket etmemizi sağlayacaktır. Tabii buna dünyadaki gelişmeleri, teknolojik anlamdaki yenilikleri de göz ardı etmemek lazım, ilave etmek lazım. Burada belli bir değişimi zaman içerisinde zorunlu kılıyor. Tabii bu sizlerin karşılaştığınız zorluklara tek başına bir mazeret oluşturmamalı. Yani biz bu toplumun mobilize yapısını ve nüfus artış hızının, nüfustaki demografik değişimin arkasına sığınarak bir şeyler yapmamamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar Ankara'ya gittikten sonra TÜRMOP'taki arkadaşlarımızla, yöneticilerimizle, Sayın Başkanınızla, İstanbul'da olduğumuz dönemde yine mesleğinizin, odanızın yöneticileriyle her zaman yakın diyalog içerisinde olduk ki sizleri anlayabilelim. Sizleri anladıkça da aslında işverenlerimizi anlamış oluyoruz bir anlamda bizim alanımızla ilgili. Ve hem sizlerin işlerini kolaylaştırmak hem de kendi işimizi kolaylaştırmış oluyoruz. Sizlerle ne kadar mesafeli olursak da yapacağımız işlemlerde bizler de o kadar zorlanacağız. Bildiğiniz gibi bu değişikliklerden bugünlerde de özellikle yasal değişiklikler oldu. Biraz sonra arkadaşlarımız bunlarla ilgili sizlere ayrıntılı bilgiler verecekler. Özellikle teşvikler konusunda ve son düzenlemeler konusunda. Bu düzenlemelerin tahmin ediyorum ki bir süre daha devam etmesi söz konusu. Ama bildiğiniz gibi sadece emeklilerimize bu yıl başında yapılan emeklilik zammından dolayı bunu niye zam yapıldı veya doğru veya yanlış olarak değerlendirmiyorum. Sizlerle rakamları paylaşmak için söylüyorum. 10,5 milyar Türk lirası Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçesine yıllık yük gelmiş oldu. İlave bir harcama kalemi oluştu. Yine bildiğiniz gibi 1 Temmuz tarihinde ve yapılan bir 1000 TL altında olan emekli vatandaşlarımıza yapılan zam 3,5 milyarlık bir yük getirdi. Ayrıca Eylül ayından geçerli olarak memurlar için 90 ila 120 lira arasında bir memur emeklilerine yapılan zam bir yük getirdi. Topladığımızda diğer yapılan düzenlemelerle birlikte hemen hemen bir 20 milyarın civarında ilave bir yükle karşı karşıya kalıyoruz. 2015 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu 202 milyar TL'lik bir harcama bütçesi vardı, pardon 223 milyar. Topladığımız, bizim öngördüğümüz prim gelirleri 150-152 milyar TL olması gerekirken gerek sigortalıların sayısındaki artış, öngördüğümüzden daha fazla artış oldu. Asgari ücrette de yine öngörülenden ikişer puanlık ilave artıştan dolayı rakamlarımız, son kesin hesapları almadık ama 159 milyar TL, yuvarlarsak 160 milyar TL'lik bir prim gelirimiz söz konusu oldu. Ama öngördüğümüz 152 milyar TL bir emekli aylığı ödemesiydi. Orada da yine yıl içerisinde yapılan zamlarla rakam 154-155 milyar TL'ye çıktı. Bu prim gelirlerinin içerisinde devlet katkısı yok. Devlet katkısıyla beraber %25'lik rakam daha da yükseliyor biliyorsunuz. Ama özeti şu, yani biz topladığımız primlerle emekli aylıklarını, neredeyse emekli aylıklarını ödeyebiliyoruz. 60 milyar 2015 yılı için söylüyorum, 59 milyar 850 milyon TL ama yuvarlıyorum, 60 milyar TL'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sadece sağlığa ayırdığı, ilaç ödemeleri, tedavi ödemeleri, tıbbi malzeme ödemelerine ayırdığı bir pay söz konusu. Bunun yanında yine geçici iş göremezlik ödeneği olarak adlandırdığımız harcamalarda dahil olmak üzere diğer başka türlü harcamalarımız var. Öyle veya böyle biz 2015 yılında öngördüğümüz 20 milyar TL'lik açık öngörmüştük bütçemizde. 14 milyar TL ile kapatmış olduk. Yani öngördüğümüzden 6 milyar TL'lik bir fazla ile kapatmış olduk. Bunun temel sebebi biraz önce söyledim. Özellikle sigortalı sayısında, çalışan sayısında beklediğimizden daha fazla artış olması, biraz kayıt dışı istihdamla mücadelede aldığımız
bazı tedbirler var, onların etkisi oldu. Bir de asgari ücretle öngörülenin biraz daha üzerinde bir artış yapılması, yapılandırma gelirleri var biliyorsunuz. Onlarla beraber makas daha da daralmış oldu. Tabii Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu bütçe yapısı 276 milyar TL 2016 bütçemiz. Öngördüğümüz prim gelirleri yine asgari ücretteki artışla beraber onun hepsi işverenlerimize yansımayacak. Yaklaşık 100 TL'lik bir kısmı bu 2016 yılı için hazine tarafından karşılanacak. Günlük 3.3 TL. Ama biz onu hazineden alacağımız için kurumun geliri olarak gördüğümüzde hemen hemen 11 milyar TL'lik bir açıkla 2006 yılını kapatmayı öngörüyoruz. Bu süreç tabii Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıkları kapanır mı kapanmaz mı diye bir tartışma var. Doğrusu kapanmasını beklemeyelim. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerinin giderlerinden daha az, daha fazla olacağı bir dönemi tahmin ediyorum ki göremeyeceğiz. Sebebi şu, bir nüfusumuzun demografik yapısı, bugün çok genç bir nüfusa sahibiz ama hızlı bir şekilde son TÜİK'in rakamlarına baktım. 31'e çıkmış medyan nüfus. Bundan 20 yıl sonra 44-45 olacağını görülüyor. 2050 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam 46 veya 48 yılında medyan nüfusun olacağı düşünülüyor. Yani 65 yaş üzeri pasif nüfus dediğimiz nüfusun toplam nüfusu oranı da %7'leri geçti. Bizler sizlerle daha önceki çalışmalarımızda %6'ları konuşuyorduk. Şimdi %7'leri geçti. Nüfusun yaşlanması yine malumunuz daha fazla sağlık harcaması, bir de ortalama yaşam süresi hızlı bir şekilde yükseliyor ülkemizin. O da kötü bir şey değil, çok iyi bir şey. Yani ortalama yaşam süresinin artması, bunu biz söyleyince bazıları negatif anlamda söylediğimizi düşünüyorlar. Hayır, negatif anlamda değil, pozitif anlamda söylüyoruz. Çünkü refah düzeyi arttıkça toplumun yaşam düzeyi artar. Yani en azından gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda böyle görülüyor. Ama bu sosyal güvenlik açısından negatif bir durum gösteriyor. Çünkü daha fazla sağlık harcaması gerektiriyor 65 yaş üzeri nüfus için. Daha uzun süre emekli aylığının alınması gerekiyor. Buna göre de planlamalarınızı yapılması lazım. Toparlayacak olursak, yani biz ülke olarak iki başkanımız da çok güzel ifade ettiler. Yani barış ve huzur içerisinde kendi içimizde iletişim kanallarını açık tutarak aslında Türkiye'nin dinamikleri çok güçlü, çok önemli bir ülkeyiz. Stratejik anlamda çok önemliyiz. Bunu kendi içimizde hamaset gibi de söylemiyorum. Zaman zaman acaba hamaset mi yapıyoruz diyoruz ama gerçekten bölge ülkelere, kendi yakın çevremizdeki ülkelere gittiğimizde ve oradan Türkiye'ye baktığımızda veya orada yaşayan insanların Türkiye'ye bakışını gördüğümüz zaman hakikaten sorumluluğumuzun daha da fazla olduğunu, aslında bu içerideki didişmeleri bir an önce bırakıp daha çok Türkiye'yi geliştirip, daha çok Türkiye'yi büyütüp, vatandaşlarımızın refahını daha fazla artırıp, ondan sonra da çevremizde bizden beklentisi olan kişilere yol göstermek, onların doğal olarak, lider olarak kabul ettiği bir ülke pozisyonunu daha da ileriye götürmemiz gerekiyor. Bunu çevre ülkeleri gezdiğinizde görebiliyorsunuz. Fakat maalesef ülkemizin içerisinde hiçbirimizin, hiç kimsenin, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tasvip etmeyeceği kötü olaylar oluyor. Terör olayları. Bunlardan temennimiz inşallah en kısa sürede kurtuluruz. Böylece ülke büyüdükçe emeklilerimize ayırdığımız pay artacaktır. Sağlığa ayırdığımız pay artacak. İşçilerimize, memurlarımıza, esnafa ayırdığımız paylar artacaktır. Benim çok tavsiye etmediğim ama belki sizlerin de hoşuna giden, özellikle esnaf ve sanatkarlarımızın hoşuna giden sosyal güvenlik destek primi uygulaması da biliyorsunuz kaldırılıyor. Artık Ocak ayından itibaren %10'a düşürmüştük sosyal güvenlik destek primi. Biz oradan hemen hemen 1,5 milyarlık bir gelir kaybediyoruz yıllık. Ben bunun değişmemesi taraftarıydım ama diğer arkadaşlarımız bize katılmadılar. Sonuçta siyasi otorite de bu yönde takdir ediyor. Yani açık söylemek lazım. Karşı olduğum konu, ben şundan dolayı, yani Türkiye'nin öyle veya böyle pozitif büyüdüğü bir dönemdeyiz. %3'ler, %4'ler. Bunun daha da yükselmesi lazım. Yani bir de eksiğe düşeceğimiz dönemlerde bunların tekrar geri gelmesi gündeme geldiği zaman, o zaman kabul ettirmek biraz daha zor olacak. Yani bir şeyi kaldırmak vatandaş için kolaylık sağlamak güzel ama ben bu açıdan baktığım için ileride Sosyal Güvenlik Kurumu'nun
sıkıntılarla karşılaşacağını düşündüğüm için tavsip etmiyordum. Yani onaylamadığım bir düşünce. Bu 2012 yılında ilk Ankara'ya gittiğim yıllarda da karşımıza gelmişti. Orada da bir hazine temsilcisiyle bir ben karşı çıkmıştım. Kendimi de sizlere ihbar... Evet, kendimi de ihbar ediyorum. Salonda nasıl çıkabilirim bilmiyorum. Yine belki yakından takip ediyorsunuz. Bir genel sağlık sigortası uygulaması ile ilgili uygulama zorluğuyla karşı karşıyayız. Tahsilat zorluğu daha doğrusu. Biz sosyal güvenlik kurumu olarak bunun vatandaşa doğru anlatamadığımızı düşünüyoruz. Burada da kendi iç görüşmelerimizde, değerlendirmelerimizde ve toplantılarımızda bunu kabul ediyoruz. Yani biz sosyal güvenlik kurumu olarak bence en başarısız olduğumuz nokta burası oldu. Bununla ilgili olarak buradan nasıl çıkabiliriz ve bunu daha sağlıklı bir zeminde yürütebiliriz? Sebebi şu, nüfusumuzun %99'u hemen hemen genel sağlık sigortası kapsamında. Öyle veya böyle prim ödeyen veya ödemeyen şeklinde çalışan veya bakmakla yükümlü olan kişi noktasında. Bu sayıyı düşürmemek lazım. Acaba isteğe bağlı mı olsun diye bir fikir var. İşte prim oranını tek bir noktada biraz daha düşürüp sabitleyelim diye bir görüş var. Değişik görüşler üzerinde çalışıyoruz. Ama özellikle gençlerimizin karşılaştığı bir sorun vardı. Liseyi bitirir bitirmez veya hemen üniversiteyi bitirir bitirmez anne babanın üzerinden de düşüyordu. Daha çok da bu bugün itibariyle erkek çocuklar için söz konusuydu. Şimdi bugünlerde yayınlanacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen bir yasada 20 yaşına kadar liseyi bitiren çocuklar 2 yıllık süresinde eğitimini tamamladıktan sonra devlet karşılayacak onların genel sağlık sigortası primini. Yine 25 yaşına kadar da üniversiteyi de bitirmiş olanlar için 2 yıl süreyle devlet tarafından genel sağlık sigortası primleri karşılanacak. Bu da özellikle gençlerimizin beklediği önemli bir haberdi. Diğer gerek işsizlik yasasında gerek teşvik yasasında 6111'deki teşvik uygulaması 5 yıl süreyle uzatıldı. Onlarla ilgili diğer ayrıntıları ben burada zamanınızı almamak için paylaşmıyorum. Murat Bey sizlere sunumunda çok detaylı bir şekilde anlatacak. Faydalı bir toplantı olur diye ümit ediyorum. Arkadaşlarımız kendilerini bu alanda yetişmiş arkadaşlar. Tabii Yahya Başkanımız e-bildirge uygulaması ile ilgili bir anısını paylaştı. Yine iş kolelerindeydi. Sizlerle bir toplantıda bahsetmiştim. Bir anım da benim vardır Yahya Bey'le, başkanımızla. Ben onu tekrar bir hatırlatayım. Üstünden son anlattığımda 5 yıl geçti. Belki unutmuştursunuz. Bunlar da bizim aslında küçük küçük notlar atıp alıp anılarımızı yazmamız lazım. Çok ilginç şeyler çıkıyor. Zaman zaman hatırlıyoruz. Halbuki bir yere not etsek bunları bir kitaplaştırmak lazım. 2008 yılında o sosyal güvenlik reformunun yapıldığı ve kurumların birleştiği dönemde çok hazırlıksız yakalandık uygulamaya. Neden? Bağkur, SSK, emekli sandığı birleştirilecek. Bir de 3 ay boyuncaydı galiba. İl müdür yardımcısı da atamadılar. Tek başıma kaldım. Hem müdürlükler 3 kurumu birleştireceksiniz. Yani imza bir taraftan, koşuşturma her şey. Sonra yapılandırma çıktı o yıllarda. O zamanki bakanımız bana yapılandırmanın son haftasına giriliyordu. Dedi ki İstanbul'daki ekonomi muhabirlerini çağır, bir basın toplantısı yapalım bu yapılandırma ile ilgili, gidişat nedir falan. Ve özellikle de bizden şunu istedi, bu yapılandırma uzatılmayacak. Aman sürekli olarak bunu işleyin. Kendisi de basın toplantısında gazeteciler sordu, hem televizyonlara hem basına bu açıklamayı yaptı ve gitti. Yahya Başkanımı aradım bir çarşamba günü galiba. Dedim ki ya başkanım biz cumartesi pazar günde çalışacağız. Muhtemel ki son günü de o 31 Temmuz pazartesiye geliyor, öyle hatırlıyorum. Cumartesi pazar açığız. Hatta son gece müracaatları alacağız. Sabaha kadar da çalışacağız. Bir meslek mensubu arkadaşlarımıza bu hafta sonları açık olduğumuzu, son günde gece sabaha kadar açık olacağımızı duyuru atar mısınız? Sizler daha kolay ulaşırsınız. Bir maille, bir SMS yöntemiyle. Ayrıca bir de başkanım şu yapılandırma bir daha uzatılmayacak bu son gün. Bu beklentide olanlar varsa da son uzatma diye de bir mesaj atar mısınız dedim. Ya müdürüm dedi hepsini yaparım ama şu bir daha uzatılmayacak kısmını benden isteme dedi. Ya niye başkanım dedim.
Ya orası biraz dedi, şey dedi, ben dedi meslek mensuplarına bunu söyleyemem. Ya dedim ki bakanımız geldi işte açıklama yaptık hep beraber falan filan. Ya sen bunu istersen bir düşün dedi tekrar. Allah Allah ya başkan benden gizlediğim bir şey mi var dedim. Yok yok ama dedi sen dedi belli olmaz bu işler dedi. Ama şöyle diyelim son gün diyelim biz bir daha uzatılmayacak kısmı. Tamam o şekilde duyuru yap dedik. Yahya başkanla görüştükten bir gün sonra bakanımız aradı. Saat 11 bir perşembe gün. Ya Mustafa dedi nasıl gidiyor işler? Sağ olun bakanım iyi. Sıkıntı var mı? Yok sayın bakanım işte koşuşturuyoruz biraz son günler olduğu için. Özellikle Şişli'deki Bağkur'a polisle kontrol ediyor. 5000 kişi geliyor. Kontrol edemiyoruz. Kavga gürültü. Tabii bunu, o kısımlarını söylemiyorum sayın bakanımıza. Ben bir şekilde idare ediyoruz. Ya Mustafa dedi bu dedi Elazığ ve Malatya'dan geliyorum şimdi dedi. Oradaki dedi vatandaşlar özellikle çiftçiler dedi bu yapılan biz ürün bedellerini Ekim ayında doğru alıyoruz. Bunu Ekim'e kadar bir uzatsanız diyor. Ne diyorsunuz dedi. Ben kaldım. Efendim dedim siz de işte geldiniz basın açıklaması yaptınız. Bize de talimat verdiniz. Bize son gün bir daha uzatılmayacak diye falan. Ya doğru söylüyorsun ama dedi vatandaşın da böyle bir talebi var dedi. Doğal olarak yani sonuçta hepimizin amacı vatandaşımıza hizmet etmek. Yani ki böyle bir talep varsa ben zaman kazanmak için ya ben arkadaşlarımla bir değerlendireyim sayın bakanım size döneyim dedim. Tamam beni bir ara dedi. Hemen kurum başkanını aradım. Fatih Bey o zaman başkan. Dedim böyle böyle bir bakan bey bunu söyledi. Ya nereden çıktı bu dedi hemen bir şey yaptı olmaz öyle bir şey. O zaman olması sen söyle bakan bey dedim. Tamam ben söylerim dedi. Sonra aradan bir 10-15 dakika geçti. Başkanı tekrar aradım. Dedim ki ya sayın başkanım. Bakan bey nezaket gösteriyor. Bize bunu danışıyor. Demek ki vatandaşımızın da böyle bir talebi var. Ya bizim de sıkıntımız şu aslında. Bütün personelimize izin kullandırmadık. Yapılandırma bitsin. Özellikle de yönetici. Size izin vereceğiz. Şey yapacaksınız. Yaz bitiyor. Yani Temmuz bitiyor. Ağustos, Eylül. Zaten Eylül'de okul açılıyor. Ya böyle bir sıkıntımız var bu yapılandırmanın. Dedim yani sonuçta vatandaşın böyle bir şeyi var. Biz yine kendisine bırakalım. Siz de olmaz demeyin dedi. Ya o da yelkenleri indirmiş. Ben de öyle düşünüyorum dedi. Ve söyledik tamam dedik. Kabul edildi. Hemen son gündü meclisinde bakanımız o zamanki muhalefet partileriyle görüştü. Mutabaka sağlandı ve uzatıldı. Anladım ki o zaman Yahya Başkanım tecrübe konuşuyor. Yani son dakikada bile ne olacağını o daha önce tecrübe yaşamış, başından geçmiş. Biliyor. Böyle güzel şeyleri yaşadık hep beraber. Tabii şeyle ilgili bir konu var. Onu da hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Başkanımız hatırlattı. Ebilirge dönemine 2004 yılı Mayıs ayında geçtik. O zaman ben de SSK müdürlüğü yapıyorum. Çok zor günlerde. Gerçekten hayatımın iş anlamında en çok zorlandığım döneminden birisi odur. Orada bir hata yaptık biz sosyal güvenlik kurumu olarak. Her iş yerine bir şifre verme hatası. Meslek mensuplarına bir şifreyle maliyenin olduğu gibi. Ve o gün bugündür bu işle uğraşıyorum. 12 yıldır başaramadık. Geçen haftalarda Maliye Bakanlığı ile bir toplantıda dedim ya tekrar gündeme geldi. Şunu Allah aşkına bizim arkadaşlara da söyledik. Belki bir ışık doğdu gibi. Yani biz de tek şifre verelim. Onun üzerinden sözleşmesini yapsın ve bütün mükelleflerine versin diye. Burada kendimizi de bağlamış olduk ama inanın 12 yıldır uğraşıyorum bu konuyla ilgili. Ben sizlerden daha çok, hele hele ilk uygulama döneminde daha çok rahatsız olduğumuz bir konuydu. Bunu da başaracağız diye ümit ediyorum. Şu sıra bir mutabakat sağladık. Arkadaşlarımız da Ankara'daki bu özellikle bilgi işlem anlamında çalışan arkadaşlarla da bir görüş birliğine vardık gibi. Önümüzdeki günlerde bunu başaracağımızı umut ediyorum. Biraz ben çok konuştum, kusura bakmayın. Sizleri özlemişim gerçekten, ondan dolayı uzattım. 4 yılı geçti girişimiz. Burada inanın samimi duygularımla konuşuyorum. Bir şey olsun, sizlere bir şirin görünmek falan gibi değil. İçimden geldiği gibi konuşuyorum. Zaten biraz köylü çocuğuyum ben. Diksiyonunu düzelt dediler. Düzeltecektim. Düzeltme böyle daha doğalsın dediler. Biraz da diksiyonum kırıktır. Giresun şivesiyle konuşuyorum. Hemen konuşmamda bana sen nerelisin diyorlar. Giresunlu musun diye soruyorlar. Anlamda mı yazıyorum diyeyim. Konuşmandan anladık diyorlar. Yani o zaman
Baştan buna biraz alınıyordum. Yani bunu bir kapris yapıyordum. Şu konuşmayı düzelteyim diye bir yola çıktım. Sonradan dedim ki ya bana anamın öğrettiği dili şiveyle konuşuyorum. Ne mutlu bana ki anamdan öğrendiğim şiveyi kaybetmemişim. Tabii annem daha şiveli konuşuyor. Onun için biraz sözü de uzattım. Yani doğal davranıyorum. Sizlere karşı da böyle. Bundan emin olabilirsiniz. Bu eğitim çalışmasının hepinize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu fırsatı bize verdiği için Oda Başkanımıza, yöneticilerine, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Mustafa Kurucu'ya konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de kendilerini çok özlemişiz. Keyifli bir konuşması için ayrıca teşekkür ediyorum. Katılımından dolayı kendilerine plaket vermek üzere Oda Başkanımızı davet ediyorum. Değerli meslektaşlarım, şimdi seminerimize başlıyoruz. Ben İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Ül Müdürü Murat Göktaş'ı oturum başkanı olarak davet ediyorum. Buyurun Sayın Murat Göktaş. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Ül Müdür Yardımcısı Murat Özdamar. Buyurun Sayın Özdamar. Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Akdi ile Çalışanlar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Sayın Esra Ceyhun. Başarılı ve keyifli bir seminer olmasını diliyorum ve sözü oturum başkanımız Sayın Murat Göktaş'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın Oda Başkanım, Turmov'un çok değerli Genel Sekreteri, çok değerli meslek mensupları, ben de öncelikle İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Seminerimize hoş geldiniz diyorum. Seminerin iyi geçmesini temenni ediyor. Saygılar sunuyorum. Seminerimiz iki bölümden oluşacak. Önce il müdürü yardımcımız Murat Özdamar ve şube müdürümüz Esra Ceyhun hanımefendinin sunumları ve 15 dakikalık bir aradan sonra sorularınızı yazılı olarak alacağız. Mümkün olduğu kadar sorularınızı kimlere yönelttiğinizi not kağıdın üzerine yazarsanız arada tasdif edilecek. Tasdif sonrası da bu sorularınıza ilgili arkadaşlar cevap vermeye çalışacaklar. Ama sunumu yapacak arkadaşlar bilgisayar nerede acaba, nasıl sunum yapacağız diye bir soruları var. Masadan mı, kürsüden mi sunum yapılacak? Burada bilgisayar orada mı? Var değil mi? Tamam, sunumlarını oradan yaparlar, problem yok o zaman. Tabii sunuma başlamadan önce ben de İstanbul İl Müdürlüğü adına birkaç kelime söylemek istiyorum. Birincisi Sayın Başkan Yardımcımız, eski üstadımız Mustafa Kurucu Bey zaten bahsetti kurumun geçmişiyle ilgili konularda ama ben de şu andaki il müdürü olarak onun yardımcısı olarak karşınızda yer alıyorum. Şu anda İstanbul'daki mevcut durumla ilgili, özellikle binaların yapısıyla ilgili çok kısa bir 5 dakika geçmek üzere bir sizleri bilgilendireceğim. Daha sonrasında arkadaşlara sunum için söz hakkı vereceğim. Şimdi biliyorsunuz vergi daireleri toplulaşıyor. Bizim hizmet merkezlerimizde her ilçeye hizmet verecek şekilde vatandaşın ayağına gitmeye çalışıyor. Ama bazı alanlarda bizde
belli noktaları toplulaştırmaya çalışıyoruz. Örneğin Anadolu yakasında Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezimiz hemen Maltepe'deki E5'in altındaki sokakta önümüzdeki ay veya bilemediniz 1,5 ay sonra faaliyete geçecek. Burada Pendik Müdürlüğümüz, Kartal Müdürlüğü, Maltepe Müdürlüğü, Teftiş Kurulu, Denetmenler ve Mali Hizmetler Müdürlüğü şeklinde toplu bir yapı olacak. Metro ulaşımına ve toplu taşıma ulaşımına uygun olması açısından en azından sorunlarınızı bir arada çözebilmeniz açısından Anadolu yakasını ciddi rahatlatacak. Bir de Ataşehir'de bir merkez müdürlüğü çalışmamız var Sultanbeyli ile birlikte. İnşallah önümüzdeki süreçte sizlere Anadolu yakasında daha modern, daha rahat ve ulaşılabilir binalarda hizmet etmeye devam edeceğiz. Tabii tam şimdi oraya geliyordum başkanım. Şimdi geçen toplantıda söz vermiştik ki yeni açılan binalarda meslek mensubu arkadaşlar için bir oda teminine ilişkin olarak ilk uygulamasını Esenyurt Sosyal Güvenlik Merkezi'nde başlattık. SMM ve YMM odası şeklinde. Orası çok büyük olmadığı için belki oda şu anda çok büyük değil ama şu anda arkadaşlar odayı kullanıyor. İkinci uygulaması Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi'nde yine daha büyük bir alanda SMM, YMM odası şeklinde bir düzenleme yaptık. Bu odada işte bilgisayar olacak, yazıcı olacak, internet ulaşımı olacak. Süreç içerisinde belki faks da koyabiliriz. Dolayısıyla meslek mensubu arkadaşımız herhangi bir işlem için müdürlüğe geldiği zaman bir belgeye veya bilgiye ihtiyacı olduğu zaman tekrar git gel yapmak yerine orada kendilerine için tahsis edilmiş donanımı, tefrişatı sağlanmış odadan ilgili belge bilgiye ulaşarak o şekilde bir hizmet almış da olacak. Sonrası için ikinci planlamamız Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi'nin inşaatı devam ediyor. Yine Nişantaşı'ndaki teftiş kurulu Beşiktaş SGM hizmet binası olarak devam edecek eski Beşiktaş Müdürlüğümüz. Tabii bizim sur içindeki binalarımızda fiziki anlamda bir sorun yaşıyorduk. Onunla ilgili şu anda 9 Şubat itibariyle Vatan Caddesi'nde vergi dairesinin yanında yeni kompleksin inşaatı başlayacak. Burada Unkapanı, Cağaloğlu ve Fatih Müdürlükleri yani sigortacılık hizmeti veren sur içindeki 3 tane bina hizmet verecek. Sağlık hizmetine ilişkin olarak da Zeytinburnu'da şu anda bir inşaatımız devam ediyor. Yaklaşık 46 bin metrekare civarında. Yeşil Kunduran'ın arkasında. Burada da Bayrampaşa, Zeytinburnu Müdürlükleri ve Sirkeci ve Cibali Müdürlükleri şeklinde 4 tane müdürlük hizmet verecek. Esenler binasının biraz ulaşımı sorunlu bir bölgedeydi. Şimdi eski Esenler Belediye Başkanlığı binasını satın almıştık. Onda tefrişatı devam ediyor. Bir ay, 1,5 ay içerisinde orayı da hayata geçireceğiz. Dolayısıyla Bakırköy'de bir hizmet merkezi sorunumuz vardı. Eski Küçükçekmece Sigorta Müdürlüğü olan Bakırköy Müdürlüğü şu anda kamulaştırma ile ilgili ufak bir sorunu vardı. Çözülmek üzere. İstanbul Caddesi'ndeki eski Küçükçekmece SSK olarak hizmet veren bina yeniden Bakırköy Müdürlüğü olarak faaliyetine başlayacak inşallah. Hedefimiz şu, kısaca özetlemek gerekirse yaklaşık 2016 sonu veya 2017 Mart Nisan gibi İstanbul'da yaklaşık 39 tane hizmet binamızın tamamı yenilenmiş, modern, hiç eski binası olmayan depreme hazır bir sosyal güvenlik kurumu olarak yeni vizyonumuzda karşınıza çıkacağız. Tabii sadece binaları fiziki olarak yenilemekle olmuyor. Personelimiz de sizlere daha iyi davranması için, daha iyi bilgi verebilmesi için hem hizmet içi eğitim hem psikolojik destek de veriyoruz eğitimler anlamında. Onun için tabii bir tarafı eğitim verip bir tarafı eğitim vermediğiniz zaman sorun dengesiz oluyor. Onun için de ara ara odamızın talebi üzerine sizleri de bilgilendirmek veya eğitim vermek için buraya da geliyoruz ki tabii bizimkileri eğitirsiniz. Siz de bu konularda biraz eksik kalırsanız tabii anlaşmakta sorun olmasın diye aynı bizim memurlara anlattığımız konularda mümkün olduğu kadar sizlerle paylaşıyoruz. Bunun için bugün katılım yüksek. Ben yine oda yönetimi adına ve Sosyal Güvenlik Kurumu adına bugün bu salonu ağzına kadar hıncahış doldurduğunuz için ve son dakikaya kadar da terk etmeyeceğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sözlerimi fazla uzatmadan sadece bir konuya değinip hemen sunumlara geçeceğiz. Bu kontrollü iş yerleriyle ilgili bir sorunumuz var. İnanılmaz şekilde fiili çalışma olmaması veya paravan şirketler nedeniyle sorun yaşıyoruz. Hem tahsis verilerimizi ciddi yükseltti hem de birçok iş yerinin denetimi gibi bir sorun çıkarttı. Mükelleflerinizi bu anlamda
uyarırsanız iyi olur. Çünkü fiili çalışma olmadan sigortalı birisini bildirdiğiniz zaman iki tane temel sorunla karşılaşıyorsunuz. Bir, o kişinin daha sonra ortaya çıkması durumunda aylıklarını kesiyoruz. Ödediğimiz aylıkları geri alıyoruz. İş yeri de bir takım teşvikleri kullanmış ise teşvikleri kaybetme gibi ciddi bir sorunla karşılaşıyor. Ne olur, bu konu bizim için önemli. Şu anda yaşadığımız önemli sorunlardan bir tanesi bu. Bu konuya da özellikle hassasiyet gösterirseniz biz seviniriz diyorum. Ben hemen ilk sözü e-bildirge uygulamaları ve bunlarla ilgili sorunlar konusunda şube müdürümüz Ankara'dan buraya kadar teşrif eden Esra Ceyhun hanımefendiye bırakmak istiyorum. Süresi yarım saatte sınırlandıracağız hem Murat Bey'in hem Esra Hanım'ın. Daha sonra kısa bir ara vereceğiz, soru cevap ve bitireceğiz. Teşekkür ederim. Buyurun Esra Hanım. Süre kısıtlı olunca ben anılarımı konuyu anlatırken anlatayım. Kasım ayı içerisinde sizlerle birlikte olduk ilk defa. Ben çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Bizim başkanlığımızın hizmet aktiyle çalışanlar daire başkanlığının da eylem planıydı. Muhasebeci ve mali müşavirlere son uygulamaları ve güncel konuları anlatmak. Ben ama İstanbul ve genel açıdan Türkiye'yi karşılaştırdığım zaman İstanbul'un hem il müdürlük olarak ekibinin çok iyi olduğunu hem de mali müşavir ve serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin bilgi açısından diğer ildeki illerdeki mali müşavirlere göre daha fazla bilgili olduklarını düşünüyorum ve gözlemliyorum. Şimdi sigortacılık her şeyin temeli. Kurum başkanımız 2008'deki kuruluştaki sancılı konuları anlattı. Tabii 2008'den bu zamana kadar epeyce yol ilerledik. Çok fazla değişik, çok fazla farklı şeyler de yaptık. İşte kurumu birleştirdik, farklı kanunlar çıktı. Hele son dönemlerde bayağı da çalışıyoruz. Çünkü hükümetin eylem planları var. Süre verdi biliyorsunuz. Hükümet o bunları yerine getirmek için bürokrat olarak epeyce uğraşıyoruz. Ama tabii bizim esas kesimimiz işverenler, sigortalılar ve onların nasıl sigortalanması, işveren sorumluluklarının tespiti ve diğer konular. Şimdi 5510 sayılı kanunda hepimiz biliyoruz 3 tane sigortalılık statüsü var. Bizim için en önemli sigortalılık statüsü de hizmet akdine tabi çalışanlarla ilgili uygulama. Biliyorsunuz hizmet akdi ile ilgili düzenleme 1965 yılından beri hiç değişmedi. Bir veya birden fazla işveren yanında çalışan kişileri biz hizmet akdine tabi çalışan kişileri biz sigortalı diyoruz. Eskiden 506 sayılı kanuna tabi sigortalı diyorduk. Şimdi 4A sigortalısı diyoruz. Hizmet akdi nedir? Yani sigortacılıktaki en önemli husus işverenle çalışan arasındaki iş ilişkinin hizmet akdi ilişkisi olup olmadığı yönünde bitiyor. Yani temel olarak ne yaparsanız yapın, dönüp dolaşıp arada hizmet akdi var mı yok mu? Onun cevabını bulmanız gerekiyor ki ondan sonra devam edesiniz. İşte hizmet akdi içerisinde yeni kanunda düzenlemeler var biliyorsunuz. İşte 6098 sayılı borçlar kanunuyla 4857 sayılı kanundaki hükümlere bakarak değerlendirme yapıyoruz. Onun dışında hizmet akdi unsurları içerisinde bağımlılık, süre, ücret bizim için önemli unsurlar. Her bağımlılık ve süre evet önemli ama ücret olmasa da biz zaman zaman hizmet akdini kurabiliyoruz sigortalılar açısından. İl müdürümün söylediği üzere hizmet akdi ilişkisi varsa o çalışma fiili çalışmadır. Hizmet akdi ilişkisi yoksa, eylemli bir çalışma yoksa bizim için hizmet akdi olması söz konusu değildir. Bu bizim için sahte çalışmadır. Son yıllarda özellikle elektronik ortama geçildikten sonra
Sahtecilikle ilgili artışı da gözlemliyoruz. Geçtiğimiz aylar içerisinde, daha doğrusu 2012 yılından beri takip ettiğimiz sahte, şüpheli ve kontrollü iş yerleriyle ilgili uygulamayı 2015 yılı Kasım ayında hizmet kütüklerinde de göstermeye başladık. Sigortalıların hizmet kütüklerinde de göstermeye başladık ve kırmızı renkte göstermeye başladık ve kıpkırmızı oldu hizmetler arkadaşlar. Dolayısıyla hani biz de sahte bildirimin ne kadar çok arttığını görmüş olduk. Sahte iş yeri hepimizin de bildiği üzere fiilen olmayan hayali iş yerleri. Bunlar denetim yoluyla tespit ediliyor biliyorsunuz ve buradan yapılan bildirimlerin tamamı da iptal ediliyor. Kontrollü iş yeri dediğimiz olay da yine sahte iş yerinin benzeri bir durum. İşverenin çok sayıda kuruma bildirge verdiği, hiçbir şekilde prim ödemediği ya da çok az prim ödediği, gönderilen tebligatların adresine ulaşmadığı iş yerler bizim için kontrollü iş yerleri. Hem sahte hem kontrollü iş yerlerinin tespit edildiği anda e-bildirge şifresini biz iptal ediyoruz. Ve bu kontrollü iş yerleriyle ilgili de mutlaka denetimin yapılması gerekiyor. Denetim sonucuna göre de bunların büyük bir çoğunluğu sahteye dönüşüyor. Yani %90'ın üzerinde olan bir kısmı sahteye dönüşüyor. Şüpheli iş yerleri de arkadaşlar daha önce kontrollü ya da sahte olan iş yerinin daha sonra yeni bir iş yeri açması halinde biz de kurum olarak buna muhtemel şüphelidir diye işlem yaptığımız iş yerleri. Şüpheli kayıtlar açısından sigortanın hizmet bildirimi, aylık bağlanması, borçlanma ve diğer işlemlerin yapılmasında bir sakınca yok. Ama her halükarda şüpheli iş yerlerini de denetime gönderiyoruz. Ama işverenler her zaman için kuruma müracaat edip ya bana şüpheli kodu koymuşsunuz ancak ben primlerimi düzgün ödüyorum demeleri halinde de bu kodu kaldırmamız her zaman için de mümkün arkadaşlar. Bunun dışında biz sigortacılığı hizmet hakkı ilişkisine oluştururken sigortalılığın varlığı halinde bir iş yeri tescili yapıyoruz. Ondan sonra biliyorsunuz sigortalı işe giriş bildirgesi, her ay sigortalının primlerini aylık prim ve hizmet belgesiyle alıyoruz ve işten ayrılış sigortalı sona eren kişi için de işten ayrılış bildirimiyle sigortalılığı sona erdiriyoruz. Anlatacağım konular fazla olduğu için özellikle hızlı geçiyorum buraları. Şimdi sigortacılık ne ile başlar? Hizmet akdine, staja başlaması halinde başlatıyor. Biliyorsunuz bizim 5. maddemizde de bazı sigorta kollarının uygulandığı gruplar var. Genel olarak bunlar iş kazası, meslek hastalığı primine tabi olan grup. Bunlar da yine bizim için 4A sigortalısı. Normal 4A sigortalıları da yine işe başladıkları tarih itibariyle hizmet hakkı ilişkisi kurulduğu tarih itibariyle sigortalı oluyorlar. Ancak bunların bildirimleriyle ilgili sürelerimiz hepimizin de bildiği gibi en öncelikli olarak işe başlatılmadan önce bildirim esas. Bunun dışında inşaat, balıkçılık, tarım ve hayvancılık iş yerlerinde aynı gün bildirimi dikkate alıyoruz. İlk defa kanun kapsamına alınan iş yerlerinde bir aylık süremiz var. Bu bir aylık süreyi 2008 öncesi farklı uyguluyorduk biliyorsunuz. 2008 sonrası işveren lehine uyguluyoruz. Dolayısıyla bugün ayın 2 Şubat örneğini vermek gerekirse 2 Şubat'ta kanun kapsamına alınan bir iş yeri 2 Mart'a kadar bildirimlerini yapabiliyor. Tabii 2 Mart hafta sonu tatiline gelmiyorsa 2 Mart'a kadar yapabiliyor. 2 Şubat'ta 2 Mart arasında bildirdiği herkes için biz o bir aylık süreyi kullanmış oluyoruz 2 Mart'a kadar. Ama bu sigortalardan en az bir tanesinin işe giriş tarihinin 2 Şubat olmasını bekliyoruz. Yine uygulamada bize sık sorulan sorulardan bir tanesi de aylık iş yeri bildirgesinde 10 sigortalı demiş ama 1 sigortalıyla başlatmış. Bu bizim açımızdan cezai bir hususu gerektirmiyor. 1 sigortalının işe giriş tarihinin iş yerinin kanun kapsamında olması bizim açımızdan yeterli.
Kamuyla ilgili uygulamaları geçelim. Bir de arkadaşlar, biz elektronik ortama geçtiğimiz için 5510 sayılı kanunda her türlü bilgi ve belgeyi elektronik ortamda almaya işverenlere zorunlu tutabiliyoruz. İşe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgesini elektronik ortamda almamızın yasal dayanağı 100. maddenin 3. fıkrası. Dolayısıyla biz 2008 yılından beri bu maddeye dayanarak bu belgeleri elektronik ortamdan alabiliyoruz. Daha önce de 506 sayılı kanunda yine buna benzer düzenlemelerimiz vardı. Şimdi elektronik ortamı çok yoğun kullanmamız nedeniyle artık mevzuatta da elektronik ortamda yapılan hataların nasıl düzeltileceği ya da bu hatanın gerçekten var olup olmadığı ile ilgili tespitler yapılması ile ilgili mevzuat o yöne doğru kayıyor. İşte biliyorsunuz elektronik ortamda işlem yaparken işverenle aramızda e-bildirge sözleşmesi denen bir sözleşme imzalanıyor. O sözleşmede biz işverene ya da temsilcisine kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresini veriyoruz. Ve bu kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresini verirken diyoruz ki bunu sana verdik, artık bununla ilgili yapılan işlemlerin hepsinden sen sorumlusun. Ve kuruma bildirdiğin kayıtlarda da benim kurum kayıtlarım esas diyoruz. Ve kurum kayıtlarını dikkate alarak da her türlü bildirimi sizlere sunuyoruz. Elektronik ortama ne zaman geçtik? İlk önce bundan kısa bir şekilde bahsedelim. İşe giriş bildirgesi yönünden 1 Kasım 2008 tarihinden itibaren tekrar işe giriş bildirgesini, 1 Aralık 2008 tarihinden itibaren de ilk işe giriş bildirgesini elektronik ortamda almaya başladık. Tabii aylık prim ve hizmet belgesinin hangi işverenlere zorunlu olarak verilmeye başladıysa işe giriş bildirgesini de o tarihten itibaren almaya başladık. Bunun dışında işe giriş bildirgesini her türlü durumda biz elektronik ortamda alıyoruz. E-sigorta yoluyla alıyoruz dedik. E-sigorta yoluyla almadığımız durumlar da var. Bunlardan bir tanesi yabancı uyruklu sigortalılardan yabancı uyruklu numarasını almamış olanlar. Biliyorsunuz Türkiye'ye çalışmak için gelen yabancı uyruklu kişilere 6 aydan fazla çalışmak üzere gelen kişilere yabancı uyruklu numarası veriliyor. Bunun gecikmesi halinde biz işe giriş bildirgesinin yasal süresinde verilmesi halinde de idari para cezası uygulamıyoruz. Onun dışında kendi iş yerinden bildirecek nitelikte çalışması olanlar. Biliyorsunuz 5510 sayılı kanunun 53. maddesinde bir hüküm var. İşverenler kendilerine ait iş yerlerinden kendilerini bildiremezler. Konunun özü 4A 4B uygulamalarındaki temel nokta da bu oluyor. Şimdi biz 2013 yılı içerisinde işe giriş bildirgesiyle ilgili programa bir kontrol koyduk. Vergi mükellefi ise kişi ve kendi iş yerinden bildirim yapıyorsa buna engel oluyoruz. Bildiremezsin diyoruz. Dolayısıyla eğer kişinin her ne kadar kendi iş yeri olmakla birlikte, örneğin anonim şirketlerde kurucu ortak ise biz 4A'lı olarak bildirilmesinden bir sakınca görmüyoruz, biliyorsunuz. Bu şekilde bir bildirimi varsa buna kanıtlayıcı belgelerle bize işe giriş bildirgesini yasal süresinde verirse yine işe giriş bildirgesini elektronik ortamda almadığımız durumlar oluyor. Bir de SGK sisteminin devre dışı kaldığı durumlar oluyor arkadaşlar. Zaman zaman karşılaşıyorsunuzdur. Biz de duyurduk bunu 2008'den beri 7 ya da 8 defa duyurduk. İşte kimi zaman kimlik paylaşım sistemine ulaşamadık. Kimi zaman kurumumuzun bilgisayar sisteminde arıza çıktı. Bu tür durumlarda bizim hizmet sunumu genel müdürlüğümüz bir tutanak hazırlıyor. Diyor ki işte ben şu uygulama şu tarihte şu saatler arasında çalışmadı, şu saatte de düzelttim diyor. Bize bildiriyor. Biz de diyoruz ki şu tarihte düzeltildiği için 5 iş günü içerisinde verilen işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesinden dolayı idari para cezası uygulama diyoruz. Tabii bu arada işe giriş bildirgeleri sizler tarafından ya da işverenler tarafından kağıt ortamında verilirse bunlar için de idari para cezası uygulamıyoruz.
Kağıt ortamında verilmeyle ilgili usul ve esasımız da arkadaşlar taahhütlü, iadeli taahhütlü acele posta servisiyle verilmesi halinde postaya veriliş tarihi olarak dikkate alıyoruz. Adi postaya yoluyla verilmesi halinde de kurum kayıtlarına girdiği tarih itibariyle dikkate alıyoruz. Ben Kasım ayındaki eğitimde söylemiştim. Aloposta ve kargoyu da, PTT kargoyu da biz yönetmelik uygulamalarıyla dahil ettik. Ancak yönetmelik çalışmalarımız halen devam ediyor. Demin de söylediğim gibi pek çok torba kanununa da 5510'la ilgili değişiklikler yapıyorduğu için biz de yönetmeliğe sürekli yeni ilaveler yapıyoruz. Dolayısıyla PTT ile ilgili ve Aloposta ile ilgili düzenlememizi yönetmelik yürürlüğe girmesiyle birlikte devreye alacağız. Ve dolayısıyla PTT kargoya işte iadeli taahhütlü gibi acele posta servisiyle ilgili yaptığımız uygulama kargo ve alopost için de bundan sonra geçerli olacak. Bir de arkadaşlar işe giriş bildirgesinin verilmesinde 2007 yılından itibaren bir süreç geldi biliyorsunuz. Mali tatil. Sizler bizden daha iyi biliyorsunuzdur bunu. Mali tatil de her yılın Temmuz ayını mali tatil olarak kabul ediliyor. İşte tam Haziran ayının son gününün resmi tatil olması halinde işte mali tatil ilk iş günü başlıyor. 20 gün devam ediyor. Geçtiğimiz günler 20 günün sonunda eğer yine hafta sonu oluyorsa 7 gün daha uzatılabiliyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan yasal değişiklikte bu 5 güne kadar uzatıldı biliyorsunuz. Biz mevcut genelgemizde ve uygulamamızda şu ana kadar 27 gün olarak uyguladık. Yani mali tatilin 20. gününün hafta sonu tatiline gelsin ya da gelmesin 27 gün olarak değerlendirmiştik. Şimdi bu yeni uygulama doğrultusunda 25 günü de nasıl değerlendireceğimize karar vereceğiz. Tabii Temmuz'a kadar vaktimiz var. O zamana kadar mutlaka onunla ilgili de bir düzenleme yürürlüğe koymuş oluruz. Bunun dışında işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesinin verilmesiyle ilgili sürelerde yine işte resmi tatil olması halinde ilk iş günü verilen bildirgelerden dolayı idari para cezası uygulamıyoruz. Bu da bizim 6100 sayılı kanun gereği yaptığımız bir düzenleme zaten. 2009 yılında yapılan diğer bir uygulama da arkadaşlar. Bürokrasinin azaltılması kapsamında yapılmıştı. Belgeler birleştirilmişti. İşte Çalışma Bakanlığı'na verilen bildirgeler, işte İşkur'a verilen işten ayrılış bildirgeleri hepsi birleştirildi. İş yeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesinde. Artık biz İşkur ve Çalışma Bakanlığı'na ayrıca bildirim yapılmıyor. İşe giriş işverenler bütün yapacakları, sigortalılarla ilgili yapacakları tüm bildirimleri iş yeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesiyle yapıyorlar. Sadece şu anda yürürlükte olan İşkur'un aylık iş gücü çizelgesi ama onunla da ilgili bir talep var yine birleştirilsin diye. Tabii önümüzdeki günlerde bu da yine değerlendirilir. Bunun dışında arkadaşlar işe giriş bildirgesini biz bu sürelerde alıyoruz. Ama size de elektronik ortama geçtikten sonra yaptığınız hatalı işlemlerle düzeltilme yapabilmesi için işe giriş bildirgesini aynı gün içinde silmeyle ilgili düzenlememiz de halen mevcut. Ancak sizlerden gelen yoğun talepler sonucunda biz de uygulamayı birazcık daha esnekleştirmeye karar verdik. İşe giriş bildirgesini sigortalının işe başladığı günü takip eden ilk iş günü saat 23.59'a kadar verilmesi halinde de yani silinmesi halinde de daha doğrusu silmeye imkan verebilecek düzenlemeyi getireceğiz. Bunu da Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yürürlüğe koyacağız inşallah. Sizleri rahatlatan bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Çünkü sigortalı eğer işe başlamamışsa kuruma gelip işte bu kişi başlamadı, işe giriş bildirgesini silelim gibi kuruma geliş gidişlerinizi de azaltmış olacağız. Onun dışında işe giriş bildirgesinde 1.8.2009'dan sonra ortak belge olması nedeniyle meslek adı, meslek kodu, görev kodu, işte Çalışma Bakanlığı iş kolu kodu gibi alanlar var. Bunları da her zaman e-bildirge
uygulamasından girip, pardon, e-sigorta uygulamasından girip düzeltmeniz mümkün. En çok karşılaştığımız muhasebecilerin bize en çok sorduğu soru, il müdürlüklerinden gelen en çok sorulardan bir tanesi, muhasebecilerin aynı anda birden fazla işverenin defterini tutması ve birden fazla bilirge şifresi olması nedeniyle yanlış iş yeri numarasıyla ve yapılan işe giriş bildirimleri. Yanlış iş yeri numarasıyla yapılan işe giriş bildirimlerini de biz bu talepleri değerlendiriyoruz arkadaşlar. İş yeri numarasını düzeltiyoruz. Yani belgenin yasal süresi dışında verilmiştir, idari para cezası uygulaması gerekir demiyoruz. Sadece iş yeri numarasını programa girip güncelleyerek işlemi çözüyoruz sizin lehine. Bunun dışında yanlış kişiyi bildirenler de çok oluyor. İşte aynı isimli iş yeri kişiler oluyor iş yerinde ya da vukuat nüfus kayıt örneğinde kızını bildireceğini, babasının TC kimlik numarasını yazıyor işveren. Bu tür durumlarda da yine çok kolay anlaşılabilen durumlar olduğu için bunlar, bu tür durumlarda da bir düzeltme yapıyoruz. Ama bunlar için mutlaka kuruma yazılı olarak müracaatı gerekiyor işverenin. Ona istinaden önceki bildirimi silip yeni bildirimle düzeltme yapabiliyoruz. Yine sigortalı işe giriş bildirgesini verdiniz ama sigortalı işe başlamadı. Aynı günde silemediniz. Bu tür durumlarda 30 gün içinde bize müracaat edersiniz. Bunu bildirime silebiliyoruz. Yine sigortanın eğer kendini bildirmediğine ilişkin sigortalı bildirim belgesi varsa ve ya da sigortalı ben burada çalışmadım diye imzalı bir dilekçesi varsa bu bildirimi hemen silebiliyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. En çok karşılaştığımız konu kişi işe başlamamış. O bir günlük sürede geçmiş silme süresi. Aynı gün kişiye çıkış bildirgesi veriliyor. Bu çok yanlış bir uygulama. Bunu hiçbir şekilde önermiyoruz, tasvip etmiyoruz. Bu tür kayıtları da önümüzdeki günler içerisinde il müdürlüklerine bildirerek gereğinin yapılmasını isteyeceğiz. Çünkü orada aynı gün işe giriş yapılmış ve çıkış yapılmış kişinin bir günde aylık prim ve hizmet belgesi vardır. Ek belge isteme olasılığımız yüksek. O yüzden kanıtlayıcı belgeyle o kişinin çalışmadığını bize ispatlamanız gerekir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yine muhasebecilerden, işverenlerden ve il müdürlüklerimizden yoğun gelen taleplerden bir tanesi de işverenin barkodlu çıktısı olmasına rağmen o kaydın bizim kurum kayıtlarında gözükmemesi. Biraz önce ben e-bilirge sözleşmesini anlatırken kurum kayıtları esastır demiştim. İşte kurum kayıtları burada esas arkadaşlar. Şimdi burada yaptığımız çalışmalarda farklı farklı durumlarla karşılaşıyoruz. Elektronik ortama geçtiğimiz için işte bu hatalardan bir tanesi kurum işverenlerin kurumun internet sitesine doğrudan bağlanmamalarından kaynaklanıyor. Diğeri paket program kullanıyor işverenler. Ya da aynı anda e-bilirge şifresini birden fazla ekranda açıyorlar. Kurumsal firmalarda kendi internet sitelerinden bağlandıkları zaman da bu tarz sorunları yaşıyoruz. Her ne kadar siz bu belgeyi verdiğinizi düşünseniz bile bizim kayıtlarımızda bu belgeye biz ulaşamıyoruz. Ulaşamadığımız belge de bizim açımızdan yok hükmünde oluyor ve bununla ilgili cezai sorumlulukları başlatıyoruz arkadaşlar. Onun dışında yine çok yoğunlukla ve yüksek karşılaştığımızda işveren olarak işe giriş bildirgesi veriliyor. Çıktısı alınıyor, daha sonra işe giriş bildirgesi silinebiliyor. Burada işveren kendi iradesiyle bu bildirgeyi sildiği için bizim için yine yok hükmünde olmuş oluyor. Şimdi biz bununla ilgili aynı gün verdikleri ve sildikleri kayıtların görülebilmesiyle ilgili bir çalışma başlattık. Test aşamasında önümüzdeki günlerde il müdürlüklerimize ve sizlere de açacağız. E-bildirge şifresini girdiğinizde hangi kaydı girdiğiniz, hangi tarihte giriş yaptığınız ya da hangi tarihte sildiğinizi görebileceksiniz. Bununla ilgili dolayısıyla ne il müdürlüklerine ne de genel müdürlüğe yazışma yapmanıza gerek kalmayacak. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu da sizlere açmış olacağız. Esra Hanım, son 5 dakikaya giriyoruz.
Toparlarsanız yavaş yavaş. Daha başındaydım konunun. O zaman işten ayrılış bildirgesiyle ilgili süreleri hızlıca geçelim. Şimdi işten ayrılış bildirgesiyle ilgili en önemli hatalardan, eksik gördüğümüz uygulamalardan bir tanesi de sigortalı hesap fişi arkadaşlar. Biz sigortalı hesap fişini 2008 yılı Ekim ayında kaldırdık. Sigortalı hesap fişi eskiden SSK zamanında vardı. O da işte biliyorsunuz sadece 4 aylık dönem sigorta prim bordrosu zamandan kalma bir uygulamaydı. Bordrolar geç verildiği için bu sürede kişi emekli olursa sigortalı hesap fişiyle müracaat ediyordu. İşte ona göre biz aylık bağlıyorduk. Ama aylık prim ve hizmet belgesine geçildikten sonra da yine biz bunu işten ayrılışla ilgili düzenleme olmadığı için uzun zaman kullandık. Ama 2008 yılında işten ayrılış bildirgesiyle uygulama yürürlüğe girdi. Dolayısıyla kişi eğer tahsis talebinde bulunmuşsa, emeklilik talebinde bulunmuşsa bunu sigortalı hesap fişiyle yapamazsınız. Mutlaka işten ayrılış bildirgesi düzenlenecek. İşten ayrılış bildirgesi düzenlenmemiş ise o kişinin tahsis talebi her zaman için iptaldir bizim açımızdan. Sigortalı hesap fişi kullanılmıyor mu şu anda? Evet kullanılıyor ama ne için kullanılıyor? Sadece sağlık yardımında kişinin 30 gün müstahaklığı var mıdır yok mu onun tespiti açısından kullanılıyor. Bu bizim için önemli bir uygulama. Bir de işverenlerin bizden istediği, bizim de yönetmeliğe koyarak yapacağımız bir uygulama olacak. Biliyorsunuz yeni iş yerlerinde bir aylık süre var. İşe giriş bildirgesinin verilme süresi ama işten ayrılış bildirgesinde verilmesi 10 günlük süre içerisinde. Dolayısıyla yeni iş başlatılan iş yerindeki sigortalının bir aylık süresi olmasına rağmen işveren bunu işten çıkarttığı zaman bu süre de bir sınır oluyor. Dolayısıyla biz de yeni yapacağımız düzenlemede yeni iş yerleri için eğer kişi işten çıkmışsa bir ay artı 10 gün daha onlara bir süre tanıyacağız. Bunun dışında işten ayrılış bildirgesine yine silme ve düzeltme işlemlerini yapabiliyorsunuz. 10 gün içinde yapabiliyorsunuz bunları. 10 gün süre geçtikten sonra silme ve düzeltme işlemlerini bize gelerek yapmanız gerekiyor. Şimdi en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de işten ayrılış nedeninin yanlış yapılması ve 10 günlük süre geçtikten sonra ki durum. İşten ayrılış nedeni arkadaşlar bizden çok Çalışma Bakanlığı'nı ve Türkiye İş Kurumu'nu ilgilendiriyor. Türkiye İş Kurumu'nu neden ilgilendiriyor? İşsizlik ödeneği açısından ilgilendiriyor. Çalışma Bakanlığı'nı neden ilgilendiriyor? Kişinin kıdem tazminatını hak kazanması ile ilgili maddeler çünkü işten ayrılış nedeniyle bağlantılı. Biz işten ayrılış nedeniyle ilgili değişikliği sigortanın talebi halinde yapmıyoruz. Çünkü işverenle arasındaki özel durumdur. Arasındaki mutabakatsızlık iş kanunu kapsamında çözülmesi gerekir. Eğer işverenin talebi varsa ben işte Esra Ceyhun'un işten ayrılış nedenini yanlışlıkla işte istifa verdim halbuki onun nedeni 4 derse işverenin talebi doğrultusunda biz bunu dikkate alıyoruz. Ne yapıyoruz? Daha önce verilen işten ayrılış bildirgesini siliyoruz kendi sistemimizde. Yeni işten ayrılış nedeniyle aynı kaydı oluşturabiliyoruz. Tabii bizim bunu oluşturmamız sadece yeterli olmuyor. Türkiye İş Kurumu bizim kayıtlarımızı her halükarda elektronik ortamda görüyor olmakla birlikte önceki kayıtla sonraki kayıt arasındaki farka ilişkin düzeltilmiş belgeleri kanıtlayıcı belge olarak ona sunulmasını bekliyor. Yani biz kaydımızı düzeltmiş olsak bile işkur mutlaka işsizlik ödeneği öderken o belgeyi görmek istiyor. Biz bunu sürekli hatırlatıyoruz ama bize sürekli gelen, yoğunluklu olan gelen sorulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi de işe giriş, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesindeki mutabakatsızlıklar. Elektronik ortamın getirdiği diğer bir mevzuatsal sorun da bu oluyor. Aylık prim ve hizmet belgesinde biz tekrar işe giriş bildirgesi varsa sigortalının şu anda bunu görüntüleyemiyoruz. En çok istediğimiz şey de aylık prim ve hizmet belgesinin kişi ya ilişkin tahakkuku oluştururken işe giriş bildirgesine ve işten ayrılış bildirgesine bakması. Bunu siz de istiyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın bakanımıza vermiş olduğu düzeltilmesi gereken hususlardan bir tanesi de bu. Biz uzun süredir bunun üstünde çalışıyoruz ama şu anki mevcut programlarla bu tahakkukun oluşması mümkün gözükmüyor. Ama onun yerine ne yapıyoruz? Her ay
2 ay önceki, 3 ay önceki aylık prim ve hizmet belgesindeki mutabakatsız kayıtların listesini sizlere gösteriyoruz. İlk 30 kaydı size gösteriyoruz. Diğer kayıtları il müdürlüğümüze gösteriyoruz. Ve diyoruz ki bu kayıtları düzeltilmesi gerekiyor. Yani geriden düzeltme yaparak konunun takibini yapıyoruz şu anda. Bunun dışında işe giriş bildirgesi ya da işten ayrılış bildirgesindeki mutabakatsızlık aylık prim ve hizmet belgesinin verildiği ayda yapılmışsa, yani aynı ayda yapılmışsa, işe giriş bildirgesinin verildiği tarih ve aylık prim ve hizmet belgesindeki başlangıç tarihini esas alarak ek ve iptal belge düzenleme yoluyla işlem yapıyoruz. İşte eğer işveren işe giriş bildirgesi önceyse, aylık prim ve hizmet belgesindeki giriş sonraysa ek bildirge istiyoruz. Tam ters durumlarda iptal belge istiyoruz. Ama işveren diyorsa ki ya aylık prim ve hizmet belgesindeki her şeyim doğrudur, ona göre işlem yapın derse de, bu sefer işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesindeki işe giriş tarihini esas alıyoruz. Oradaki işe giriş tarihi eğer yasal süresinde verilmişse ceza uygulamıyoruz, ama yasal süresi dışında verilmişse idari para cezası uyguluyoruz arkadaşlar. Eğer farklı aylarsa, işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin verildiği ay ile aylık prim ve hizmet belgesinin verildiği aysa, biliyorsunuz bizim Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğimizin 103. maddesi var. Orada 3 aylık süre öngörülmüş. O 3 aylık süre içerisinde verilen kayıtlarda yine ek ve iptal belgesi düzenleyerek kaydı düzeltmek yoluna gidiyoruz. Ama 3 aylık süre dışında verilmişse mutlaka onun denetim yoluyla düzeltilmesi yolunda işlem başlatıyoruz. Ayrıca bu 3 aylık süre tabii ki denetime giden kayıtın kayıtta denetim süresi uzaması halinde sigortaların işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Bu tür durumlarda da üniteye biz reisten işe giriş işten ayrılış bildirgesini düzenle, ama denetim sonuçlanınca eğer sigortanın gerçek işten ayrılış tarihi neyse onu güncelle diye de ünitelere bu yönüyle bilgi veriyoruz. İşe giriş bildirgesinin verilip aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemesi hali. Mesela bu demin anlattığım örnekte sigortalı işe başlamış, pardon, işe giriş bildirgesi verilmiş ama sigortalı işe başlamamış durumlar olabildiği gibi, işe giriş bildirgesi verilmiş, sigortalı çalışıyor ama hiçbir zaman bildirim yapılmamış kayıtlar da olabiliyor. Önümüzdeki dönemler içerisinde bunların listesini il müdürlüklerimize göndereceğiz. Eğer işe giriş bildirgesi verilmişse, onunla ilişkin bir tahakkuk kaydı oluşmamışsa, aylık prim ve hizmet belgesinde oluşmamışsa, bunların bildirgesinin verilmesini isteyeceğiz işverenlerden. Tabii eğer kişi işe başlamamışsa da yine işveren bize bunu bildirirse işe giriş bildirgelerini de kişilerin sileceğiz arkadaşlar. Esra Hanım, toparlayabilirsiniz. Hemen müdürüm. Şimdi bunlar bizim çok önemsediğimiz ve bize sıklıkla gelen, sıklıkla sorulan sorular. Bir de yine önemli gördüğüm bir husus daha var. Meslek kodu değişiklik talepleri. Biliyorsunuz biraz önce söyledim, işe giriş bildirgesinde meslek kodu değişikliğini her zaman için yapabiliyorsunuz. Ama kişinin teşrif ve benzeri durumlardaki meslek kodu değişikliğinin aylık prim ve hizmet belgesinde yapılması gerekiyor. Bununla ilgili program çalışmasını başlattık. Önümüzdeki günler içinde büyük bir ihtimalle açılacak. Geriye dönük meslek kodu değişiklikleri taleplerinizi de il müdürlüklerine müracaat ederek yapabileceksiniz arkadaşlar. Yine önemli gördüğüm bir husus daha var. Alt işverenlikle ilgili uygulama. Sürekli sorulan bir uygulama bu. Biliyorsunuz alt işveren bizim için müstakil işveren değil. Normal iş yerinden iş alan, bölüm ve eklentisinden iş alan bir iş yeri. Biz alt işverenleri ayrı numarayla takip etmiyoruz. Bizim için ana iş yerinin sonuna konan bir numarayla takip ediliyor. En çok sorulan soru da yeni kanun, alt işverene yeni numara verilmişse kendisini yeni iş yeri sayıyor. Ama yeni iş yeri değil bizim için alt işveren. Eğer iş yeri kanun kapsamına yeni alınmış bir iş yeri ise, alt işverenin de yeni iş yeri kadar süresi var. Onun dışında e-bildirge şifresini alan alt işverene biz yeni iş yeriymiş gibi işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Hiç yapmadık. Yine bir diğer uygulamada aynı iş yerinin diğer bir iş yeriyle ilgili kavram.
aynı iş yerinin diğer bir iş yeri ne demek? İşte benim Esra Ceyhun olarak İstanbul'da 3 tane iş yerim vardır. Orada çalıştığım işte Murat Özdamar Bey'i işte ayın ikisinde çıkartmışımdır. Üçünde diğer iş yerine göndermişimdir. İşte ya da Ankara'daki iş yerine göndermişimdir. Eğer hizmet akitleri birbirlerini takip eden günler içerisindeydi işte ikisinde çıkmış, üçünde girmiş, beşinde çıkmış, altında girmişse hizmet akdi kesintisizdir diyoruz bunlarda. Ve bundan dolayı verilen işe giriş ve işte nalış bildirgelerinden dolayı idari para cezası uygulamıyoruz. Ama arada boşluk varsa, aynı iş yeri bile olsa bizim için hizmet akdi kesintiye uğramıştır diyoruz. Ve idari para cezasını uygularken de bu hususu dikkate alıyoruz. Yine gerçek kişilerde TC kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi kimlik numarası ile ilgili çalışma başlattık. Önümüzdeki günlerde inşallah yani bu 2016 yılının ilk aylarında gerçek ve tüzel kişiyle ilgili bir kontrolde programlarımızda göreceksiniz. Yine özellikle ihaleli işlerde bize çok soruluyor. Ben işte bir firmanın ihaleli işini almışım. İhale süresi bitmiş. Ondan sonra o ihaleyi tekrar girmişim. Yine ben almışım. Burada artık aynı iş yerinin diğer bir iş yeri değil. O ihalenin başlangıç ve bitiş tarihi belli. Bitmiş, yeni hale almış, yeni iş yeri dosyası açılmış. Yeni iş yeri dosyasından yeni bildirimlerin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla önceki ihaleden devam eden sigortalar içinde işe giriş ve işten alış bildirgelerinin yasal süresi içinde verilmesi gerekiyor arkadaşlar. İhaleli iş yerleri için aynı iş yerinin diğer bir iş yeri kavramını hiçbir zaman hiçbir şekilde biz kullanmadık. Öyle bir şeyde sosyal güvenlikte hani yine genelgelerimizde ne de başka bir yerde yer almadı. Aslında hizmet çakışmasını da çok anlatmak istiyorum. Sadece 53. maddeyle ilgili kendi iş yerlerinden bildirilen sigortalılara öncelikli olarak değineyim isterseniz. Şimdi hizmet 2008'de biliyorsunuz 4A, 4B, 4C sigortalı var her zaman için. 2008'de de bu aynı şekilde devam etti. 1-3-2011 tarihine kadar 4C sigortalı üstü sigortalılık diyoruz. İşte A ile B çakışınca 1-3-2011'e kadar önce başlayanı dikkate aldık. 1-3-2011'den sonra da ne yaptık? A sigortalılığını üstü sigortalılık olarak da dikkate aldık. Ama uygulamada biz neyi görüyoruz? B sigortalılarının aslında hepsinin kendine ait iş yerlerinden bildirilen kişiler olduğunu görüyoruz. Yani B sigortalılığı diye böyle müstakil bir kavram yok A ile B çakışmalarında. Benim gördüğümü özellikle söyleyeyim. Burada da ne yapıyoruz? İşte 1-10-2008 tarihinden önce bu tarz çakışmalarda yani anonim şirketlerde eğer kişi belli müddet şirketlerde kişilerin kendi iş yerinden bildirmeye ilişkin düzenlemeler vardı. Komandit ve adi şirketleri biz hiçbir zaman kendi iş yerlerinden bildirim yapmalarına imkan vermedik 2008 yılından önce de. 2008 yılında gelindiğinde ne yaptık? Eğer anonim şirket ve limited şirket ortakları kendi iş yerinden kesintisiz olarak bildiriliyorlarsa kesintiye uğrayıncaya kadar bunu devam ettirdik arkadaşlar. Ama adi şirket, kolektif ve komandit şirketler hiçbir zaman bizim için söz konusu olmadı. Ama 1-10-2008'den önce gelenler için bunu yaptık. Peki 1-10-2008'den sonrakiler için ne yaptık? Hiçbir şekilde kendi iş yerlerinden bildirilmelerine imkan vermiyoruz. Anonim şirkette olsa, limited şirkette olsa, adi şirkette olsa her halükarda bunlar 4B sigortalısıdır diyoruz. Şimdi geçici 63. maddeyle ilgili biliyorsunuz en son düzenlemede kişilerin 12 ay ve daha fazla prim borçları var ise sigortalıklarını en son prim ödedikleri tarih itibariyle sona erdirdik. Bu kendi şirketlerinden bildirilen kişiler de bu süreden dolayı 4B'liklerini ödemeyerek kendi iş yerlerindeki 4A sigortalılıklarının geçerli olacağını varsaydılar. Halbuki böyle bir durum yok arkadaşlar. Eğer kişi 4B sigortalısıysa ve kendi iş yerinden kendini bildiriyorsa 4A'dan ödediği süreleri 4B'ye aktarıyoruz.
Ondan sonra 12 aylık süreyi belirliyoruz. Bunu çok yakında çıkacak genelgemizde de açık örneklerle de sizlere bildireceğiz. Yani biz 4-5 kendi iş yerinden bildirilen kişilerin hiçbir şekilde 4 ağlı olarak bildirilmesini istemiyoruz. Bu kişilerin de genelde mağduriyetleri emeklilik aşamasında ya da iş yeri arasında yaptıkları geçişlerde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 4B'li olduklarını gördüğümüz anda durduruyoruz ve primlerini de 4A'ya aktarıyoruz arkadaşlar. Bu... Esra Hanım bitirebilirsek bayağı yavaştık çünkü. Tamam hemen. Bunların birçoğu zaten soru olarak gelecek merak etmeyin. Evet edin. O zaman arkadaşlar ben size beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı bekliyorum. Hizmet Hakkı ile Çalışanlar Daire Başkanlığı Şube Müdürümüz Esra Ceyhun'a sunumlar için teşekkür ediyoruz. Tabii sosyal güvenlik çok uzun bir konu olduğu için bir yarım saati sığacak bir konu değil ama kısaca bildirimler üzerinde durdu. Sosyal güvenlikte biliyorsunuz 3 tane temel bildirim var. Sigortalının işe girdiği tarihte işe giriş, iş yeri bildirimi, sigortalı çalıştığı sürece aylık hizmet prim belgesi ve çıktığı zaman da çıkış bildirimi. İşe girişte 3 tane temel var. Önceden bildirilenler, aynı gün bildirilenler, sonradan bildirilenler. Önceden nasıl bildiriyoruz? Mevcut bir iş yerimiz varsa ilk bütün işe aldıklarımızı önceden bildiriyoruz. Fakat 3 tane temel ayrım var burada. Tarım, hayvancılık, balıkçılık ve inşaat. Genelde hava koşullarına bağlı. Dikkat ettiyseniz bunlarda aynı gün bildirim imkanı var. Bir de sonradan bildirme imkanı var. Sonradan nasıl? İlk defa iş yeri açmış iseniz, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladığınız tarihten bir aylık süre içerisinde aldığınız kişileri en son bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar. Yani 29'unda iş yeri açmışsanız 29 Kasım'da 29 Aralık'a kadar o arada aldıklarınızın hepsini 29'una kadar bildirebilirsiniz. Tabii her aldığınız için bir aylık süre yok burada. İlk aldığınız tarihten itibaren. Bir de her ay prim hizmet belgesi veriyorsunuz ayın 23'ünde. Tabii aylık hizmet prim belgesi verdiğiniz zaman bazı hatalar yapabiliyorsunuz. Esra'nın bahsettiği konular. Ne olabilir? Sigortalının başka bir iş yerinden yanlışlıkla bildirmiş olabilir. Fark ettiyseniz gece 23.59'a kadar, fark etmezseniz ertesi gün şu anda dilekçe veriyorsunuz ama Esra Hanım dedi ki bir iş günü vereceğiz bu süreyle ilgili. Şu anda yönetmelikte öyle bir çalışma var. Ertesi gün akşama kadar 23.59'a kadar farkına varırsanız değişikliği yapabileceksiniz. Dilekçe verme gibi bir sorumluluk olmayacak. Tabii iş günü kavramında olması burada önemli. Niye? Diyelim bunu cuma günü hata yaptınız. Cumartesi sağ salim kahve içerken aklınıza geldi. Ben yanlış yaptım diye yoğunluk olmadığı için, daha dinlenik olduğunuz için. Arada iş günü kavramı olduğu için pazartesi günü gidip ne yapabilirsiniz? Akşama kadar bu düzeltmeyi yapabilirsiniz iş günü kavramı geldiği için. Onun dışında genelde sigortalılar ne yapıyorsunuz? Karıştırıyorsunuz, onu oradan bildiriyorsunuz. Çok nadir rastlanan bir şey ama en çok sigortalıyı bildiriyor, gün bildirmiyor. Giriş var, çıkış var, sıfır gün var. Giriş var, çıkış var, bir gün var. Giriş var, hiç çıkış yok. Bunun gibi durumlarda ne yapmanız gerekiyor? Şu anda eğer bir günlük süreyi kaçırdıysanız bunları bize ispatlayacak şekilde müracaatınızı yapıyorsunuz. Biz de inceliyoruz. Mümkün olduğu kadar haklıysanız bunların iptaline ilişkin düzeltmeler yapıyoruz. Bunun dışında çıkışların 10 gün içerisinde yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bunun dışında yine aylık hizmet prim belgelerinde bazı kişileri unutup ek belge vermeniz gerekebilir. Eğer 3 ay içerisinde ek belgeleri verirseniz diğer belgelerle de mutabıksa incelemeye gerek kalmaksızın işleme koyuyoruz. Ama 3 aylık süreyi geçirmiş iseniz belgeler mutabık olsa bile mutlaka sosyal güvenlik denetmenleri tarafından bunların işleme alınıp alınmamasına ilişkin bir inceleme yapıldıktan sonra ne yapılması gerekiyor? İşleme konulması gerekiyor. Bunun dışında ihale konusu ve yüklenim konusu işlerle ilgili yine Esra Hanım bilgi verdi. Ne tür bildirimler yapılacağını, hangi bildirimlere dikkat edilmesi gerektiği. Bunun gibi bildirimleri açıkladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi ben sözü hemen teşviklerle ilgili kısımla ilgili olarak İl Müdür Yardımcımız Murat Özdamar'a bırakacağım. Murat Özdamar'ın da yarım saatlik bir sunum var. Ondan sonra dediğim gibi 15 dakikada yazılı olarak sorularınızı alacağız. Kimlere yönetmek istediğinizi bu arada yazarsınız. Arada buraya bırakırsınız. Aradan sonra da 15 dakikalık aradan sonra da sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Buyurun Murat Bey, yarım saat süreniz var.
değerli meslek mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bu bölümde son dönemde güncel gelişme olarak asgari ücrete bağlı sigorta prim teşviki, İşkur mesleki edindirme programlarını bitirenlere uygulanacak teşvik, yine 5 sene daha uzatıldığı için ve bütün hemen hemen işletmelerin tamamını kapsama aldığı için 6111 sayılı kanunda düzenlenen prim teşvikinden bahsetmek istiyorum. Sayın Başkanımızın da en başta ifade ettiği gibi sosyal sigortaların başlıca gelirini primler oluşturur. Türkiye gibi primli rejimi seçmiş olan, yani sosyal sigorta yöntemini benimseyen ülkelerin yaklaşık olarak yarısı üçlü finansman sistemini benimsemiştir. Bu sistemde de sigortalı işveren ve devlet finansmana katılır. Hatta başkanımız toplanan primlerle ilgili bir yine devletin katkısından bahsetti. Belki sizleri ilgilendirmediği için bilgi sahibi değilsiniz. Yeri gelmişken söyleyelim. O sizin teşviklerin dışında da, yararlandığınız teşviklerin dışında da hazine tahsil edilen primlerin 1/4 kadar daha sosyal güvenlik kurumuna prim aktarımı yapar. Yani gerçekten neredeyse bir sigortalı kadar da devletin toplanan primlere etkin bir katılımı söz konusu. 5510 sayılı kanunla düzenlenen artı 5 puanlık prim uygulamasıyla birlikte devletin finansmana katkısını ciddi manada başladığını söyleyebiliriz. Hem 5 puanlık hem diğer teşvikler hem tahsil edilen primlerin 1/4 oranında. Tabi burada da artık meslek mensubu olmak, yani bu mesleği icra etmek, 15 sene önceki, 20 sene önceki, ne bileyim işte Yahya Başkan'ın belirttiği 90'lı yıllardaki meslek değil. Yani iş yerine kimlik fotokopisi fakslandı, bunun işe girişini yap. Yani artık meslek mensupluğu bu noktada değil. Meslek mensupluğu, bu işe giriş bildirgesi yapılacak kişi ilave işçi mi? İşkur'a kaydedilirse ilave 6 aylık bir teşvik alınabilir mi? Belki şu an için ilave işçi değil ama 3 ay 5 ay sonra alınacak bir işçi nedeniyle ilave işçi pozisyonuna gelebilir ve dolayısıyla da teşvikten yararlanabilir. Öyleyse hem teşvike ilave işkura kaydettireyim de sigortalıyı, ondan sonra işe giriş bildirgesi vereyim. Yani ilave 6 ay daha teşvik alayım. Bu noktada meslek mensupları, yani statik yerinde değil. Artık bu meslek çok daha işverenin boyutlarını, yani bir tek beyannamesini, işe giriş bildirgesini vermekten öte, işverenle birlikte devlet tarafından istihdamı teşvik anlamında sunulan bu teşvikler nedeniyle işletmenin maliyetini daha aşağı çekme noktasında. Yani bunu bilelim arkadaşlar. Bundan önceki eğitimlerde de sıklıkla vurguladım. Birçok meslek mensubu teşviklerin biraz karmaşık olduğunu, bu yüzden hata yapabildiklerini söyledi. Ben TESMER'in eğitimlerine de katıldım. Staj öncesi sınav sorularınızı da gördüm. Yani sizin maliyet muhasebesinin zorluğu yanında bu teşvikin zorluğu %1'dir arkadaşlar. Yani bu teşvik zor, ben bundan kaçıyorum diyemezsiniz. Bu noktadayız. Yani emin olun, bu teşvikleri kullanmamakla, bu teşvikleri anlamamakla mükelleflerinizi kaybedeceksiniz. Yani bu noktaya doğru gittiğinizi bilin. Ben burada bir hatırlatma babında özellikle belirtmek istiyorum. İşverenlerin işçilere ödeyecekleri ücret tutarlarına ilave sigorta primi, işveren hissesi tutarları da toplam işçilik maliyetine eklendiği için hiçbir teşvikten yararlanmayan bir işveren açısından işçilik maliyeti ödenen ücret artı %20,5 olmak, bunun da üzerine %2 işsizlik primini eklediğimiz zaman %22,50'sine denk gelir. Sadece 5 puan indirimden yararlanılırsa %17,5, yani 1000 lira ücret ödüyorsak bu 1000 liraya ilave 175 lira da sigorta primi ödeyip 1175 lira yüzdeye vurduğumuz zaman %117,50 oranında olacak. Oysa 6111 teşvikinden yararlanmamız halinde sadece işsizlik sigortası primi ödeneceği için işçinin işverene maliyeti %102 oranında olacak. 100 lira ödüyorsa 102 lira maliyet, 2 lira da işsizlik sigortası primi olmuş olacak. Dolayısıyla gerçekten özellikle de emek yoğun sektörde, yani
gider kalemlerinin büyük çoğunluğunu işçilere ödenen ücretlerin olduğu sektörde bu teşviklerden yararlanmak olabildiğince bir avantaj olacaktır işverenler açısından. İşverenlerin bu belirttiğimiz teşviklerden yararlanması, dolayısıyla meslek mensuplarının da onlara teşvikten yararlanmada yardımcı olması sonucu maliyetler olabildiğince aşağı çekilecektir. İşverenlerin büyük çoğunluğu açısından asgari ücretle ilgili bir yakınma, maliyetler %30 oranında arttı dendi. Ücreti 10 bin lira olan da, 10 bin lira işçisine ücret ödeyen de böyle bir sızlanma içine girdi ama malumunuz 10 bin lira ücreti olanın da zammı 10 bin lira olmayacaktır. İşte bu mantıklanan hareketle asgari ücretle ilgili bir devlet desteği, bir teşvik söz konusu. Ancak buradaki teşvikte de bir kriter, bir sınır getirildi. Ücretin, ödenen ücretle alakalı günlük ödemesi 85 liranın altında sınırı. Neden 85 lira? Bir önceki dönem günlük asgari ücret 42 lira 45 kuruş. Bunu ikiye çarparsak asgari ücretin iki katına ifade eder. Zaten asgari ücretin iki katı ve üzerinde ücret ödeyen işletmeler için %30'luk bu asgari ücret zammı değil, makul zam olacaktır. Enflasyon %7, %8'lerde ise, %9'larda ise zam oranı da %9'larda olacak. Dolayısıyla onlar açısından bir işçilik ekstra bir maliyet olmayacak. Bununla ilgili resmi gazetede yayınlandı ilgili kanun. Hatta o kanunun içerisinde mali tatili belirttiler benden önce de 7'sinden 5'ine indiren, aynı o kanun içerisinde yer alan bir kanun. Askerlik kanunu ve bazı diğer kanunlarda değişiklik yapan kanun. 27 Ocak 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlandı ve dolayısıyla da yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre 5510 sayılı kanuna geçici 68. madde hükmü getirildi. Neden geçici? Bir defa kullanılacak, ondan sonra kullanılmayacak. Mesela sadece bu seneye mahsus geçici düzenlemelerinde özellikleri böyledir. Bu düzenlemeye göre kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendi kapsamında tüm sigorta kollarına tabi. Yani bildiğimiz klasik işçiyi içerisinde emeklilik priminin, kısa vade primin de hepsinin ihtiva eden sigortalıyı çalıştıran işverenlerden 2015 yılının aynı ayına ait Sosyal Güvenlik Kurumumuza verilen prim hizmet belgesinde kayıtlı prim esas günlük kazancın 85 lira altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim gün sayısının, yine ilk defa 2006 yılı içinde iş yeri tescil edilmişse, iş yeri 2016 yılında açılmışsa bu iş yerinde çalışanların tamamını üzerinden günlüğü 3 lira 33 kuruş olmak üzere, yani toplamda da her bir işçi için, 30 gün çalışan işçi için 100 lira nispetinde asgari ücret desteği söz konusu olacak. Burada da günlük 85 liranın altında olup olmadığını ilgili işçinin 2015 yılı Ocak ayındaki bildirgedeki prim matrağını gün sayısına böldüğümüz takdirde 85 ve üzerinde ise teşvik kapsamı dışında, 85 lira ve altındaysa teşvik kapsamının içerisinde olacak. Bir önceki yılın aynı ayına ait ilişkin olarak aylık bildirge verilmemişse, yani 2015 yılı Ocak ayında da değil de Mart ayında açılmışsa Ocak ayı olmayacağından, takip eden ilk ay Şubat'ta da yok, öyleyse Mart ayındaki karşılaştırma yapılacak. Şubat ayında bildirge verirken yine Mart ayıyla mukayese edeceğiz. Mart ayında bildirge verirken Mart ayında, Nisan ayında bildirge verirken Nisan ayında, bazı aylarda aralarda hiç sigorta çalışmamışsa takip eden, o yılın sonuna kadar ki takip eden ilk verilmiş olan bildirgedeki kayıtlarla eşleştirmek suretiyle aradaki fark kadar teşvikten yararlanmak mümkün olacak. Burada genel uygulama bir günlük ücretin 85 lira, yani 30 gün bildiriliyorsa 2550 liranın altında. Buna göre 30 günden az bildiriliyorsa toplam prim matrağını gün sayısına bölmek suretiyle 85'in altı ya da üstünde diye değerlendirme yapmamız gerekiyor. Kamu kurumları teşvikten yararlanamıyor. Sadece özel sektör işverenlere tanınmış bir hak. Dolayısıyla da
kamu kurum ve kuruluşlarından veya sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait iş yerlerinden personel hizmet işi alanlar, örneğin temizlik işi gibi, güvenlik işi gibi almış olanlar da bu teşvikten yararlanamayacaklar. Yararlanmışsalar da yararlanılan kısım hak edişlerinden kesilmiş olacak. Çünkü onlara düzenlenen hak edişler de hep yeni asgari ücret üzerinden ödenmiş olduğu için. Yine işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak bildirgeyi yasal süresi içerisinde vermeleri temel koşul. Bu bütün teşvikler için genel koşul. Bir bildirgeyi yasal süresinde vermiyorsanız zaten ödemesini de gerçekleştiremiyorsunuz. O yüzden de teşvikten yararlanabilmeniz mümkün olmuyor. Yine sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, o geçmiş dönem borcundan bahsetmiyoruz, vermiş olduğu bildirgenin ödemesini o ayın, takip eden ayın sonuna kadar ödemeyen işverenler de yine bunlardan yararlanamadığı gibi, asgari ücret teşvikinden yararlanamadığı gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından veya diğer kamu kurum kuruluşları tarafından, buralarda çalışan denetim ve kontrolle görevli kişiler tarafından, müfettişler, denetmenler, hesap uzmanları gibi bunlar tarafından düzenlenen raporlarla veya tespit edilen tutanaklarla iş yerinde sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilmişse, nasıl bir sene yasak uygulanıyorsa bu teşvikten de tespitin yapıldığı aydan geçerli olmak üzere yararlanmak mümkün olmayacak. Yine geçmişe dönük kuruma prim, idari para cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi bir borcun bulunmaması ya da borç varsa yapılandırılmış olması ve yapılandırılmanın bozma koşuluna girmeksizin devam etmesi gerekiyor. Bu teşvik kapsamına destek primine tabi çalışanlar, yani emekli çalışanlar, Libya'da çalışanlar, çırak ve stajyerler, 5510 sayılı kanunun 5. maddesinin G bendi kapsamında olan, yani iş üstlendiğimiz ülkelere götürülen, Irak, İran, Suriye gibi yerlere çalışmak üzere götürülen işçiler, isteğe bağlı sigortalılar, banka sandıklarına tabi olanlar bu teşvikten yararlanamayacak. Hazırlanan genelgenin sayfası biraz kalabalık gelecek size muhtemelen. Kısa bir zamanda yayınlanacak. O genelgelerin bir özelliği vardır. Bütün işletmeler düşünülür. Büyük ölçekli yatırım yapan işletmenin de teşviki düşünülür. Burada var mı büyük ölçekli yatırım yapmış işvereni olan? Yok. O bölümü okumayın. Dolayısıyla genelgeyi 2-3 sayfaya, sizi ilgilendiren kısmını okuyun. İşte her hepsini okuduktan sonra biraz kafanız karışıyor. Ay ne kadar zormuş, işte yararlanmayalım, başımız belaya girer, sonradan geriye doğru iptal bildirge veririz. Sadece sizi ilgilendiren, emin olun, 2 ya da 3 sayfa var. Onu böyle bir defa, hadi olmadı 2 defa okuduktan sonra atla deve değil, çok rahat şey yapacaksınız. Ben de sizi anlamanız açısından 2 tane örnek anlatırsam çok daha kolay olacak. İşveren 2015 yılında 72 tane sigortalıyı çalıştırdığını düşünelim. Bunlardan 42 tanesinin yaptık, hesap yaptık, matrahlarını prim gün sayısına böldük, 85 liranın altında. Bu 42 kişinin de gün sayısı toplamı, kimisi 30 çalıştı, kimisi 20, kimisi 15, 1120 gün. Dolayısıyla 2016 yılı Ocak ayında 1120 günün üzerinde gün sayısı bildirmemiz koşuluyla 1120 günün çarpı her gün için 3 lira 33 kuruş üzerinden toplamda 3729 lira 60 kuruşluk bir teşvikten yararlanmış olacağız. Tam tersi düşünelim şimdi örneğimizi. Aynı 72 kişi iş yerinde çalışıyor. 43 tane sigortalı 85 liranın altında. Bunların gün sayısının da 950 olduğunu düşünelim. 2016 yılında. 2015 yılı deminki verdiklerimizin aynısı. 950 gün olduğuna göre diğerini geçemeyeceğinden burada da 950 çarpı 3 lira 33 kuruş yapacağız. Yani bildirilen aşağı inmiş, geçen seneki o gün sayısının da altına inmiş. O zaman bildirdiğimiz gün sayısı kadar yararlanmamız söz konusu olacak. Genel ayrım olan özelliklerinden bir tanesi. Yine bir diğer örnek üzerinden gidersek daha böyle akılda kalıcı olur. 2015 Ocak ayında sigortalı çalıştırmamış, Mart ayında 50 sigortalı çalıştırmış. Bunun 30 tanesinin bir günlük ortalama ücreti 85 liranın altında. Ve bunlar da 800 gün. Şimdi bildirgeyi verdiğimiz
2016 yılı Ocak ayı bildirgesi veriyoruz. Çünkü Ocak'la kıyasladık. Yok. Şubat yok. Mart ayı ilk bildirgenin verildiği ay. Orada da böyle bir veri varsa bizim gün sayımız 800 günün üzerinde olması koşuluyla 800 çarpı 3 lira 33 kuruş üzerinden 2.664 liralık teşvikten yararlanacağız. 800 değil de 700 kişi bildirseydik şu an sadece bildirdiğimiz kadar yararlanabileceğimizden 700 çarpı 3.33 şeklinde olacaktı. Yine akılda kalıcı olması açısından bir örnek daha yapalım. En nihayetinde de yeterince bence anlamış oluruz. Yani genelge sizi ürkütmesin. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren sigortalı çalışmaya başlamış. 2016 Ocak ayında 40 sigortalı çalıştırıp prim gün sayılarının toplamı da 1000 gün. Yani yeni açılmış. Geriden 2015 yılından mukayese edeceğimiz bir durum söz konusu olduğu için gün sayısı da 1000 günse 1000 çarpı 3 lira 33 kuruş günlüğü üzerinden 3.333 liralık bir teşvikten yararlanması işverenin söz konusu olacak. Yani bu derece basit, genelge biraz uzun sayfalı olduğu için genelde meslek mensupları da sevmiyor uzun sayfalı genelgeleri. Kendilerini mükellefleriyle sınırlarlarsa böyle çok fazla teferruatın olduğu, kendisinin büyük ölçekli yatırımı yok. O kısmını atlayıp okursa çok rahat bir şekilde 3-4 sayfada kendisini uygulamayı içinde bulacaktır. Yani hiç gözünüz korkmasın. Maliyet muhasebesinden çok çok kolay, onu söyleyeyim yani. Bir diğer teşvik 2015 yılında Nisan ayında çıkmıştı ama biliyorsunuz bu tür teşvikler diğer kurumları da ilgilendirdiği için işbaşı eğitim programını bitirmiş. İşkur'un da veri tabanını kullanma ihtiyacı hasıl olduğu için onların da bazı verileri bilgi işlem sistemine girmeleri zaman aldığı için bazen böyle gecikmeler olabiliyor. Esasında 2015 yılı Nisan ayından beri kullanılması gereken, dolayısıyla bu nedenden dolayı yani teknik imkansızlıktan dolayı kullanılmamışsa gene kullanılabilecek bir teşvik. 6.645 sayılı kanunun 28. maddesiyle İşkur kanunu olan 4.447 sayılı kanuna geçici 15. madde eklendi. 23 Nisan 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Teşvikin özelliği 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan İşkur tarafından 31 Aralık 2016 yani bu senenin sonuna kadar başlatılan ya da başlatılacak olan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların maksimum 160 günlüktür, 5,5 aylık yakın bir süredir. Bu eğitimi tamamlayanlardan programın bitmesini müteakip, yani işbaşı programı bitti, en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında, bakın bankacılık programını bitirmiş, bilgisayarla ilgili bölümü alırsanız yararlanamazsınız. Bitirilen programla ilişkili meslek olacak, özel sektör tarafından işletilen işletme olacak. Dolayısıyla ihaleli iş gibi, kamu kurumları gibi onların bu teşvikten yararlanması mümkün değil. İşe alındıkları yılın bir yıldan bir önceki takvim yılında, bakın bu çok önemli, ortalama burada 6.111'den daha farklı, daha basit olmuş. En azından sadece o sene işten alınmışsa çok basit olduğunu söyleyebiliriz. Sigortalı sayısına ilave, yani ilk defa 2016 yılında bu programı bitirmiş birisini veya birden çok kişiyi işten aldığımız zaman 6.111'de tek tek her işçi için ayrı bir ortalama oluyordu. Burada bu sene işe aldıysak 2015 yılının bütün aylarında bildirilen sigortalı sayısı bölü bildirilen verilen bildirge yöntemiyle ortalama sayıyı bulacağız. Ortalama sayı 10'sa 11 kişi çalışıyorsa aldığımız bir işçi, 12 kişiyi çalıştırıyorsak o ay 2 kişi, 13 kişi çalıştırıyorsak 3 kişi, 20 kişi çalıştırıyorsak 20 kişi yararlanacak. Belki 2016 yılına gelince onda da bir önceki yılın ortalamasında bir belki karışıklık olabilir. Ona da izah edeceğim. O da basit bir mantık yürütmeyle çözümlenecek bir şey. İşçinin işe alındıkları iş yerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde 30 ay süreyle 5 puan indirim uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre prim esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar İşkur fonu tarafından karşılanacak. Yani 3.000 lira ücret ödüyorsak 3.000 liranın tamamı üzerinden bir teşvik yok. 3.000 liraya önce 5 puanlık indirim uygulayacağız.
5 puan indirim uygulanınca geriye 15,5'luk bir puan kalacak. Asgari ücretin 15,5'luk kısmı İşkur tarafından, 5 puanlık kısmı hazine tarafından, geri kalanı da bizim tarafımızdan ödenmek suretiyle, zaten bir bölümünü de işçinin maaşından kesip üzerine eklediğimiz zaman Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırıp bu şekilde de bildirgeyi vermemiz durumunda teşvikten yararlanacağız. Sigortalı açısından şartlar 31 Aralık 2016 tarihine kadar İşkur İşbaşı Eğitim Programı'nın tamamlanmış olması. Açılacak olan, dolayısıyla Aralık ayında açılmışsa 2017'nin Nisan aylarına, Mayıs aylarına da sarkacak. İşbaşı Eğitim Programı'nın bitimini müteakip en geç 3 ay içinde işe alınacak. 23 Nisan 2015 tarihinden sonra işçi işe alınmış olacak. 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olacak. Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe girmiş olacak. İş yeri açısından da şartlar var. Özel sektör işvereni olacak. Dolayısıyla devlet ihale ve kamu ihale kanuna tabi işlerde bulunanlar bu teşviğin kapsamı dışında kalacak. Kamuya ihaleli iş yapanlar konusu hizmetse, hizmet temini ise yine ücretler asgari ücret üzerinden ödendiği için bunlara diğer teşvikler de biliyorsunuz yok. 6111'de yok, 5 puanda yok. Hiçbir şekilde bu teşvikten yararlanamayacak. Sigortalının işe alındığı takvim yılından önceki takvim yılının iş yerinden kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, aylık prim hizmet belgelerinin yasal süresinde kuruma verilmesi, tahakkuk eden indirim yapıldıktan sonra geri kalan primlerin tamamının eksiksiz olarak yasal süre içinde ödenmesi, yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi borcunun bulunmaması, varsa bunları taksite bağlayıp yapılandırma, yani taksit şartlarının bozulmasını koşuluna girmemiş olması, yine çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin olmaması veya sigortalı çalışmayanları bazı sosyal sigorta yardımlarına hak kazansın diye sigortalı bildirmesi durumunda teşvikten yararlanmak mümkün olmayacak. Murat Bey, son 5 dakika. Teşvik süremiz imalat sanayi sektöründe 36 ay, imalat sanayi sektörü dışında 36 ay, 1 Temmuz 2015 ile 31-12-2016 tarihindeki kurs programı bitirenler için 30 ay, İmalat sanayi sektörü için 48 ay, ancak 1 Temmuz 2015'ten sonraki kursa alınanlar için 42 ay. Dolayısıyla 3,5 ya da 4 senelik bir teşvik söz konusu. Örneğimiz, işçiye 2000 lira ücret ödediğimizi varsaydığımızda 2000 liradan önce %34,5 üzerinde bir prim söz konusu olacak. İşsizlik sigortası primini dışlıyorum, kafalarımız karışmasın diye. 5 puanlık indirim 2000 çarpı %5 100 lira. Mevcut kanun teşviki asgari ücretle sınırlı 1647 liranın %15,5'u. Çünkü 20,5'tu bizim primimiz. 5 puanını zaten hazine karşıladı. Kaldı 15,5, 55 lira. Toplam teşvik tutarı 100 lira 5 puandan, 255 lira yeni teşvikten. Dolayısıyla toplamda 355 liralık bir teşvikten yararlanmış olacağız. 690 lira ödemek yerine 334 lira artı %3 de hem %1 işçinin hem %2 işverenin primini ödeyeceğiz. Yani şuradan bakarak şu kanun teşvikinin net olarak ne kadar olduğunu söyleyeyim size. 255 lira 29 kuruş teşvik söz konusu. Dolayısıyla kişi hem 6111 teşviki hem bu teşvik kapsamına giriyorsa, tabii mantıklı olan, cazip olan ödenen ücretler üzerinden diğerinden yararlanmak. Hatta bazen ortalamayı burada tutturamayıp diğerinde tutturup, diğerinde tutturamayıp burada tutturduğumuz dönemlerde de bir ay oradan bir ay buradan yararlanma şeklinde yapabilmemiz söz konusu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kapısını çalmanıza, ofisinizi terk etmenize, kahvenizi yarım bırakmanıza gerek yok. Bildirgeden işbaşı eğitim teşvik yöntemi dediğimiz sisteme sigortalıları tanımlıyoruz. Yani bizden istenen asgari bazı bilgiler var. TC numarası, önce işe giriş bildirgesini veriyor, sisteme düşüyor. Hangi programı bitirdi, hangi meslekte çalışacak gibi 4-5 tane kontrolü yapıp aktivasyonunu yaptıktan sonra bu kişi teşvik kapsamına giriyor. Giriye ne kalıyor? Bir sene önceki ortalama,
Ondan sonra bu ortalamanın üzerinde çalışan varsa bu kişiyi teşvik kapsamına sokuyoruz. Eğer küsuratlı çıkarsa, bir önceki yılın çalışan sayısını ay sayısına böldük, küsurat çıktı, 8.30 çıktıysa, 0.49 ve 6 ise aşağıya yuvarlıyoruz, 50 ve yukarı ise yukarıya yuvarlıyoruz, aynen 6111 teşvikinde olduğu gibi. Aynı takvim yılı içinde birkaç tane önemli husus var, diğer teşviklerden ayrıcı olan. Aynı takvim yılı içinde işe alınan sigortalıların ortalama sigortalı hesabı aynı olan, şartları taşıyan sigortalıların anılan teşvikten yararlanması için hepsinin de tek tek ortalama sayının üzerinde olması lazım. Diyelim 2016 yılında şartları taşıyan 3 kişi aldık. 2015 yılı ortalaması 5. İş yerinde de çalışan sayımız o aldığımız 3 kişiyle birlikte 8. Bu durumda 5 kişiye ortalama 3 olduğu için aldığımız 3 kişi de yararlanır. Çalışan 5 olsaydı ilave olmadığı için yararlanamayacak. 6 olsaydı bu 3 kişiden biri hangisini seçersek, 7 olsaydı 3 kişiden ikisi hangisini seçersek, 8 olsa 3 kişiden de bu teşvik kapsamından yararlanmış olacak. Aynı takvim yıllarında işe alınan sigortalıların ortalama sigortalı sayısı aynı olsa dahi bildirilip bildirilmeyecekleri ayrı ayrı değerlendirilecek. Mesela 2015 yılında işe alınan iki sigortalımız var. 2016 yılında işe alınan bir sigortalımız var. 2015 yılında işe aldığımız bir önceki yılın ortalaması 3. 2016 yılında işe aldık gene bir önceki ortalaması 3. Çalışan sayımız 4. Tek tek o yıl işe alınan için ortalama var mı? Var. 4 bildiriyoruz. 3'tü. Bir sonraki yılda işe alınan için ortalamaya ilave var mı? Ortalama 3'tü. Bildirilen 4. Dolayısıyla hem 2015 yılında işe alınan hem 2016 yılında işe alınan da esasında her yıldaki ortalamaya bakarak bir gibi zannetsek de takvim yılı baktığımız için teşvikten yararlanmış olacak. İlk defa tescil edilen yani yeni açılan dosyalarda bir önceki yıl ortalaması olmayacağı için alınan bütün işçiler teşvikten yararlanmış olacak. Bir sonraki yıl dönünce o süre içerisinde 31-12-2016'ya kadar başlayan program diyor ya, dolayısıyla Nisan'ı Mayıs aylarını bulacak. O zaman alırsak bu kez 2016 yılına bakılması söz konusu olacak. Ortalama sigortalı sayısı hesabında destek primine tabi çalışanlar yani emekliler ay içinde çeşitli nedenlerle, ücretsiz izin gibi, doğum gibi nedenlerle sıfır kazançlı bildirilen sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecek. Ortalama sigortalı sayısı hesabına esas alınan aylarda sonradan çeşitli nedenlerle yani tespit gibi, hizmet tespit kararı gibi ek veya iptal bildirge verilmiş olsa dahi bu ortalama sigortalı sayısını değiştirmeyecek, meslek mensupları için de çok büyük kolaylık olmuş olacak. Yine teşvik düzenlemesi 2015 yılı Nisan ayında yürürlüğe girdiğinden 2015 yılı içerisinde teşvik kapsamına giren sigortalılar için geriye yönelik düzenlenecek kanun türsüz veya başka kanun türleriyle ilgili iptal, bu kanunla ilgili ek bildirge verilmesi durumunda da imkansızlık nedeniyle yararlanamadığınız için teşvikten yararlanabileceksiniz. Esasında bu sadece bu dönemle sınırlı, diğer teşviklerde geriye doğru yararlanmak mümkün değil. Teşvikten yararlanabilmek için ödeme vadesi geçmiş borcun olmaması gerekmekle birlikte 15 liranın altındaki asıl alacak borçlarında bu sorgulama dikkate alınmayacak. Yani 3 lira borç var, teşviki kaybettim, bu söz konusu olmayacak. Yine kuruma bildirilen sigortalıların prim ödeme sayısı ya da prim esas kazançlarının eksik bildirildiğinin sonradan tespiti halinde de teşvikten yararlanılabilecek. Yani 3000 lira bildirmemiz gerekirken 2000 lira bildirdik. Bir teftiş sonucu tespit edildi. 3000'e çıkarıldı. Bu teşviki bozmayacak, etkilemeyecek. 6111 teşvikinde de bu var. 5 puanlık tespitte de bu var. Kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen alt işveren olması halinde hem tespiti yapılan alt işveren hem asıl işveren, çünkü asıl işveren alt işverenden de sorumlu, teşvik yasağı söz konusu olacak. Ama asıl işveren kayıt dışı çalışıyorsa alt işverenin bir kusuru olamayacağından, ondan sorumlu olamayacağından asıl işveren teşvikten yararlanamayacak ama alt işveren teşvikten yararlanacak. Teşvik kapsamında bildirilen sigortalının iş yerinden ayrılması durumunda eğitimin tamamlandığı süreyi takip eden 3 ay içinde aynı iş yeri aynı işverene ait bir başka ya da diğer işveren tarafından işe alınması halinde diğer şartlarında yani ortalama sayısı gibi
şartların yerine gelmesi durumunda da geride kalan süre kadar teşvikten yararlanacak. Bakın 6111'den çok önemli bir farkı var. Orada bir gün bile yararlanmışsa bir işverenin yanında bir daha yararlanamıyorduk. Burada 3 aylık süreyi kaçırmamamız koşuluyla 2 ay buradan yararlanmışsa hemen akabinde bir almışsak 42 aysa 2 ay yararlandı. Geri kalan 40 aydan dolayı teşvikten yararlanmamız mümkün olacak. 1-2 tane kaldı Sayın Müdürüm. Çeşitli nedenlerle teşvikten yararlanılmayan süreler toplam teşvik süresinden düşülmekte olup hakkın ötelenmesi veya sonradan yararlanması söz konusu değil. Yani bu ay ortalamayı tutturamadık. İki hakkımız gene baki yok. 41'e indi, 40'a indi. Hep süreyle alakalı. Teşvikten yararlanacak alt işverenler sadece kendi borçlarından sorumlu olmakla birlikte asıl işveren hem alt işverenin hem kendi borcundan sorumlu olacak. İş yerinin başka bir sosyal güvenlik merkezini içine alan bölgeye dahil olması halinde İstanbul için bu sıklıkla karşılaştığımız durum Beşiktaş bölgesinden Bağcılar bölgesine taşınması durumunda dosya numarası da değişiyor malumunuz. Böylesi durumlardan nasıl nakil tarihinden sonra da teşvikten yararlanmak mümkün olacak. Aynı işverenin başka bir iş yerinde nakil yoluyla çalışmaya başlayacak. Teşvik kapsamında olan sigortalının şartları yeni iş yerinde yeniden değerlendirilip şartlar taşıyorsa işçi yine teşvik kapsamında yararlanacak. Yani bir şubeden mecburi görev nedeniyle diğer şubeye gitti. Gittiği yerde ortalama sayısına ilave olması söz konusu da yararlanabilecek. Oysa 6111'de bundan yararlanabilmek mümkün değil. 6111 ile alakalı da hazırlamıştık ama malumunuz süremiz sınırlı. Bu slaytı olduğu gibi biz odadaki arkadaşlara bırakıyoruz. Gülsüm Hanım'a teslim ediyoruz. Oradan alırsak bazı şeyleri anlık unutmuş olabiliriz veya ilerleyen süreç içerisinde ihtiyaç duyabiliriz. Buradan değerlendirmenizi, özellikle yaralanmanızı, meslek mensuplarının da yeni durumda kendilerine güvenmelerini böyle altından kalkılamayacak bir şey değil. Bana göre hiç de bir şey değil. Yani sizin normal o açtığınız aşamalara göre %1 bile zorluk derecesi değil. Sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Soruları daha güzel sunumu için İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar'a teşekkür ediyoruz. Teşviklerden bahsetti. 6111, 5510, işte 4447 ve en son asgari ücretle ilgili kısımla ilgili. Genelgeyi fazla okumayın kafanız karışır dedi. Ama dedi bu teşvikleri de öğrenmezseniz müşterileri kaybedeceksiniz dedi. Genelgeyi okuyun yine de. Biraz ara vereceğiz şimdi. Aradan sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Ayrılan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Genelde şeytan ayrıntıda gizlidir diyor ya. Bilgi aslında soru cevapta gizlidir. Birçok insan sunumlardan bir şey anlamaz ama kafasına takılmış ama şu anda salonda aklına gelmeyen birçok soru var belki de. Başka birisi sorduğu zaman evet bu konuda vardı, kafamı karıştırıyordu. Bu sorunun cevabı da böyle olacak bir şekilde. Daha somut bilgi verirsiniz. Onun için bir 15 dakikalık ara vereceğiz. 15 dakika sonra sorularınızı yazılı olarak alıp bitireceğiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.